eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Bugün Çağla'yla yeni bir günde neler yapıyoruz? Neler yapıyoruz efendim? Bugün stüdyomuzda pilav şov var. Kavurmalı, hindili, tavuklu, fasulyeli, nohutlu, fasulyeli, aklınızın alamayacağı kadar pilav çeşidini bugün Çağla'yla yeni bir gün stüdyosunda göreceksiniz. Çısı yap. Ve ardından yöresel Antep mutfağının birbirinden güzel yemeklerini tanıyacağız bugün hep birlikte. Neler var sen biliyor musun? Evet, Antep mutfağı bayağı geniş bir mutfak. Bayağı iyi biliyor musun bütün yalnız? Bütün lezzetler. Bugün aynı zamanda sebzeleri konuşacağız. Efendim sevgili Gülizar Nuray fıstıkçıyla beraber dolmalar dolduracağız. Değil mi? Kuru dolma dolduracağız kuru dolma. Bugün. Hangi evet. dolmalar vardı? Patlıcan, biber, yeşil biber. Hayır, yeşil biber değil. Acı. Hangisi anlatın? Söyle. Patlıcan, kabak. Kabak. Biber, acı. Biber. Bir de acur dolması yapacağız. Acur, harikasınız. Dolma. Bugün yine programımız dop dolu. Az sonra Doktor Yavuz Dizdar da beraber olacak efendim bizimle. Ama ne zaman? Şöyle bir reklamlara gidelim. Evet, reklamlardan sonra. Evet, Çağla ile yeni bir gün başladı. Doktor Yavuz Dizdar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Efendim. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Gayet iyiyiz hocam. Çok çok teşekkür ederiz. Pilav ustası sevgili Nedim Şahin'in yanındayız. Bıyıklar sizin mi? Evet. Kesin. Evet, kesin. Ha, kesin. Peki, tamam. Hadi başlayalım o zaman. Bugün neler yapıyoruz mutfağımızda? Evet, çeşit bugün, çeşit pilav yapacağız dedik. İç pilavı zaten yaptık, getirdik. İç pilavımızı hazırladık. Burada bulgur pilavımız var. Oh, sade mis. Bir bulgur pilavı yaptık. Sivas evet. usulü. Böyle. Şimdi hangi pilavı pişireceksin? Şimdi pirinç pilavı yapacağız. Hadi tüpümüz bakalım. Var, piknik tüpümüz. Sen diğer mesela biz normalde evde yapılan pilavlardan farklı bir pilav yaptığını düşünüyor musun? Yoksa ya biz, bildiğimiz klasik pilav mı yapıyorum? Klasik diyorsun? Yapacağız bugün ama yani nelere dikkat etmeliyiz? Bunlardan bahsedeceğiz. Şimdi hanımlara pilav konusunda nelere dikkat etmeliyiz diye bilmiyorum yani. En başlangıcı iyi pirinç nasıl alınır? Onlara. Bu arada yapabilir miyiz anlatırken? Tabii bu arada sıvı yağımızı göz kararı. Göz kararı derken? Bu şekilde. Göz kararı derken? Evet, göz kararı böyle. Yani şu kadar bir miktar koyduk şeklinde. Ama onu yaptığı tencereye de dikkat edin lütfen. Ha, bir dakika doğru. Tava değil şey yani, kilo. Yani. Doğru, doğru hocam. Göz evet. kararı. Hocam evet, 2 kilo bugün baldo pirinçten pilav yapacağız. Evet. Ya güzel. Bu son yıllarda pilavcılarda bir artış var böyle. Her akşam, hocam, her akşam pilavcılar ya, yiyoruz değil tabii. Değil hocam? Yemez olur muyuz efendim? Tabii ki yiyoruz. Pilav normalde diyorlar ya hani beyaz pirinç pilavı yemeyin daha çok bulgur, siyez bulguru yiyin diye. Doğru söylüyorlar diye. Aslında ama usulüne ama onun lezzeti hiçbir zaman o tarafta olmaz, yok aslında olmaz, değil mi? Efendim. Evet, saflaştırılmış rafine olanın lezzeti hiçbir zaman olmaz. Ama siz içine yeterince böyle şey karıştırırsanız bir de şöyle düşünün. Biz pilavı böyle yapıyoruz. Yani bir yağlı mağlı bir şey yapılıyor. Kemik suyu konuluyor, et suyu konuluyor. Bizim pilavı da lütfen hani uzak doğuda yenilen pirinçle karıştırmayın. Onlar doğrudan pirinç yiyor. Doğru. Pirinci haşlıyorlar, sıkıyorlar ve yiyorlar. Bravo, doğru. Evet. Şimdi içine daha mı fazla yağ karıştırdınız gördüğüm kadarıyla? Biraz sıvı yağ, biraz da tereyağı. Tabii isteyen zeytinyağlı yapar, isteyen margarin böyle değişik değişik herkes kendine göre. Tabii ki yapabilir. Tereyağını koyduk, okey anladım. Sıvı yağ neden özellikle koyduk? Pirinçler böyle daha parlak görünsün diye falan mı mesela? Parlak görünsün, daha böyle katı olmasın diye ikisini beraber tereyağı birleştirdim. Tereyağı yetmiyor mudur yani mesela pilav sadece yaparken? Tereyağı olursa yoğun olur, böyle ağır olur. Kimisi sevmeyebiliyor kimisi yani. Kimisi sevmeyebiliyor. Evet. O yüzden sıvı yağ ile genellikle hanımlarda herhalde sıvı yağ ile tereyağını karıştırıyorsunuz diye. Evet, evet. Daha lezzetli olması sadece açısından. Sadece sıvı yağ ile de olabilir.
Ha. Sadece tereyağlı da olabilir. Tereyağı ama veyahut tabii da ayrı bir lezzet katıyor herhalde hocam tüm yemeklere değil mi? Elbette yani tereyağı zaten sütün tadını veriyor. Sütün evet. tadını veren bir şey de her ayrı, ayrı bir lezzet. Tabii mutlaka güzelleştiriyor. Yani siz normalde tatlıyı da yediğiniz zaman tereyağlı yaparsınız. Her şey ne tereyağlı yapılmışsa aa tereyağlı derler. Evet. Bu genel kuraldır. Pilav için de geçerli oluyor kuşkusuz. Evet. Bazen, siz şimdi yağı kızdırarak mı başlıyorsunuz? Evet yağı kızdırıyoruz. Bazen de tereyağını pilav böyle tam demlenmeden önce tam böyle suyunu çekmeden böyle küp küp böyle bırakırız tereyağını. Pilav dinlenirken tereyağı böyle o zaman. O çok tehlikeli bir olaydır. O zaman da tereyağının evet, lezzeti daha çok alırsınız. Evet. Yani. Nasıl çünkü hocam? Çünkü pişme sırasında tereyağın lezzetinin bir kısmı bir miktar kayboluyor. Doğru. Evet. Yani koku olarak uçuyor. Yani siz mis gibi kokuyor diyorsunuz ama o tabii tencerenin evet. içinde uçan kokuyu alıyorsunuz. Evet. Tattan eksiliyor. Ve uçmuş oluyor zaten. Uçmuş oluyor. Onu bilenler tabii tereyağlı pilav geldiği zaman önüne üstüne bir kaşık tereyağı koyarak eritiyorlar. Oo. Bunu yapan arkadaşlarımın evet, çok yakınları vardı. O uçan lezzeti geri veriyorlar yani. O tabii olduğu gibi tereyağının lezzetini alıyor. Yani ekmeğin üstüne tereyağı sürmek gibi bir şey oluyor. Evet, eğer kararında kullanırsanız evet. fazlasıyla tabii lezzetli. Tabii her gün oturup pilav yediğimizde kilo zaten. Almamak mümkün değil diye düşünüyorum. Doğru değil efendim tabii. Hem karbonhidrat var hem yağ var içerisinde. Bir pirinçler... de yanına sadece pilavda yemiyoruz. Tavuğu, hindisi, nohutu, osubusunu da koyduğumuz zaman evet. her akşam yenilmemesi gerekiyor sanki aslında öyle mi hocam? Valla muhtemelen öyle. Bunlar çünkü normal pirinç böyle değil. Bu pirincin etrafı, çeltik dediğimiz şeyin etrafında kabuk kısmı var. Doğru. Ama o kabuk kısmı aynı zamanda besleyici olan unsur. Fakat o da bu kadar lezzetli sonucu vermiyor. O halde olursa bu kadar lezzet alınmıyor. O yüzden bu şekilde işlemden geçmiş. Bu çok hafif bir rendeleme işleminde üstündeki o kabuğu alıyorsunuz. O zaman bu hale geliyor. Beyaz pirinç diyoruz. Bu beyaz pirinç tabii biraz daha içerisine çekme özelliğine de sahip. Suyu da daha çok çekiyor. O yüzden de genel sorunumuz çıkıyor. İşte pilavı döküldü mü dökülmedi mi? Kaşıktan işte tane tane dökülüyor mu dökülmüyor mu sorunu ortaya çıkıyor. Kaçınılmaz bir durum. Şimdi siz o yağı kızdırdınız anladığım kadarıyla. Evet yağımız kızdı, tereyağımız eridi. Evet. Baldo pirinç kullanıyoruz. Neden baldo pirinç kullanıyoruz? Baldo pirincimiz daha iri. Daha dolgun, su çekme kapasitesi daha yüksek. Osmancık'ta birebir su çekme kapasitesi, baldo'da bire 1,5. Daha fazla çektiği için yemeklerin yanına daha güzel yakışıyor. Evet. Hatta biz restoranımızda sütlaçlarımızı bile baldo pirinçten yaprak sarmamızı baldo pirinçten yapıyoruz. Bire 1,5 deyince şimdi bu 1 olmuş oldu. Bunun artı bir yarım daha. Evet yani hani bir bardak baldo pirinç kullanıyorsak 1,5 bardak su koyuyorsunuz. Osmancık'ta birebir, baldo'da bire 1,5. Evet. Şimdi kızdırdığımız yağımızı güzelce pirincimizi güzel kavuracağız. Hocam organik pirinç diye bir şey çıktı ya. Ben onu merak ediyorum. Organik olduğu zaman pirinç ne hale geliyor? Veya organik olduğu zaman veya organik olan her şey doğal mı? Doğal demek mi oluyor? Organik ne demek? Valla organik, yani pirincin organiğine katar bilmiyorum. Şunu söyleyeyim. Bildiğiniz şeyi alın. Türkiye menşeili olanları tercih etmeye çalışın. Çünkü pirinçte Türkiye'de üretim var bizden. Yerli pirinci alın. O paketlerde genelde altta yazar ya da böyle açık satılan yere giderseniz ki öyle yerler de var. Bir zahmet sadece taşını ayıklarsınız. Halbuki o pirinçler çok daha lezzetli ben size söyleyeyim. Çünkü onlar pek işlemden geçmiyor. Bu uzak mesafeden getirilen pirinçler ister istemez yolda kelebeklenme melebeklenme olmasın diye ufak biraz gazlanıyorlar. Yani biraz ilaç koymak zorundasınız. Gelip paketlendiği zaman da nefasetini kaybetmiş oluyor, yitiriyor. Ama pirincin hakikaten iyisiyle yapılan pilav, yani piyasadan alınmış normal pirinçle arasında ciddi fark var. Yani o bulguru da yerinde yerseniz süper lezzetli bir şey oluyor. Buradan piyasadan aldığınız bulgurla yaptığınız pilav mesela aynı şeyi tutturamayabiliyor. İşte o farkı da buradaki tereyağıyla kapatmaya çalışıyoruz. Doğru, evet. Doğru hocam evet. Şimdi pilavımız orada güzel kavrulurken biz hocamla şöyle masanın başına geçelim. Doğru geçelim istiyorum. Az sonra yemeklerimize bakacağız. Ama ondan önce daha önceki programlarımızdan birinde, teşekkür ederim hocam. Farklı bir lezzet denemiştik. Baldır etinden bir sandviç yapmıştık ve onları bol baharatla harmanlamıştık. Bakın nasıl bir lezzet ortaya çıkmıştı hep birlikte bir tekrar hatırlayalım. Baldır eti. Baldıraviç. Tereyağı koymak şart mıdır?
değildir ama ekstra lezzet kattığı için evet, tercih ediyoruz. Ama hani baharatsız isteyen müşterimiz de oluyor. Diğer tarafta farklı şeyler de oluyor. Onlarla ilgili problem yok. Hı-hı. Sıcak plate'in üzerine atıyoruz etimizi. Oradan ekmek de alabilir mi Ayşe Hanım? Şimdi, ekmek arası gibi mi? Genelde ekmek arasında servis ediyoruz. Özelde bir ekmeğimiz var. Allah. Evet. Tercihe göre mantar ve soğanımız var. Allah, şu an ağzım açık kal, söyleyecek şey. Şimdiden lezzetli olacağı evet, benziyor. Yani evet, buradan söyleyebiliriz baktığımız evet, zaman. Kesinlikle. Bu ne ekmeği? Özellikle farklı bu, bir ekmek sanki. Farklı ben. Ekmek, ekmeğin farklılığı aslında içeriğinde kaynaklı. Bunun içerisinde bir beriğimiz, kekiğimiz var. Ha, biraz bir daha baharatlı. İtalyanların focaccia dediklerinin biraz daha Türk damak zevkine uyarlanmış hali diyebiliriz buna. Bu baldır etiyle yenilen özel bir ekmek mi? Ben bu eti ekmeği görmedim mesela daha önce. Yok, dediğim gibi işte yani şu anda sadece bizim kullandığımız cinsli bir ekmek, baharatlı. Ekmek. Hani bizim şey yaptığımızda da zaten önce bir etin tadına bakın, sonra ekmeğin, sonra et ekmek beraber bakın diyoruz. Hmm. Et ekmek de içerisindeki baharatla beraber daha farklı bir lezzet sunuyor. Evet. Ben burada hemen sunum için tahtımızı alalım. Evet. Valla ben şu anda sağlık yönünü bir kenara bıraktım. Güzel görünüyor diyorum. Ama yani çok da sağlıksız yok, sayılan yok. Pişiren hayır, hayır. Et kemik gayet suyuyla pişirildi. Tabii, tabii. Üzerine damlattı. Evet. İçerisinde mantar koydu. İşte şimdi baharatlarla çeşitlendirecek. Şimdi sen bende mesleki deformasyon şöyle yaratıyorsun. Ben değil mi? Burada tek çeşit bir baharatımız var. Bu da tütsülenmiş bir toz biber. Evet. Onun dışında farklı bir baharat kullanmıyorum ama servis sonrasında eğer isterseniz, dilerseniz buna kimyon ekleyebilirsiniz. Hani pişirdikten sonra belki kesinlikle diyorsunuz. Onu biraz da kişinin damak zevkine bırakıyoruz. Evet. O yüzden çok fazla baharat içine girmiyoruz bu noktada. Evet. Bu haliyle zaten ürünümüz hazır. Ne üzerine koydunuz? Tereyağı. Tereyağı da koydum. Son hal olarak. Eyvah evet. Murat Hocam böyle yaptı bak. Evet. 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 Hayır şöyle dedim ben çünkü yani bunu yerken düşünmeyeceksin hazır zaten. Güzel yok, görünüyor. Yok, yani arada burada, hadi hocam, bir şey yani bak, burada damar sağlığını etkileyecek hiçbir şey yok yani. Bir de yani haftada bir yemişin ne olacak bundan? Tabii canım haftada bir yer yani. Bu nedir ya? Evet. Çok güzel hazırız görünüyor. Harika görünüyor vallahi. Baldır etin bunun baldır döneri. Bir döner baldırı. Baldır döner. Kısaca baldır. Döneri baldır. Böyle bir şey görmedim. Harika. Çok teşekkür ediyorum. Hayır ne diyeceğimi bilememişim. Döner baldırı, baldır döneri. Baldır döneri. Hocam çok enteresan bir lezzetti hakikaten. Baldır eti yediniz mi bilmiyorum. Denediniz valla mi? Baldır eti benim anladığım kadarıyla tarif doğruysa incik etine gibi karşılık geliyor. Gibi. Yani incik eti evet kendine özgü tadı olan bölgelerinden bir tanesi. Evet, evet. Arka ya da ön tarafın şu ön kısımdan çıkan et bu ayrı bir lezzet sahibi. Nedenini bilmiyoruz niye öyle olduğunu. Ve hocam, bunun altından çıkan bir grup var mesela. O grubun kendine özgü hiçbir lezzeti olmamakla lezzeti birlikte. Bunun çok büyük lezzeti var. Çünkü içerisinde o bizim glikozamin dediğimiz bileşiklerden çok fazla hı-hı içeriyor. Hı-hı. Dolayısıyla siz bunu eğer böyle yaparsanız kuşkusuz kendi başına çok lezzetli evet olacaktır. Zaten kapama mapama gibi yemekleri de bu etten yapılıyor. Yani kuzu kol dediğiniz zaman aldığımız yer orası 3 aşağı 5 yukarı. Bir de hocam et 10-12 saat pişiriliyor. Zaten o kemiğinden nasıl ayrılıyor belli değil. Tabii, tabii yumuşacık oluyor. Tabii. Ve aynı zamanda da özellikle de baharatlarla onları çok güzel renklendiriyor vallahi ve karıştırıyor. Baharatsız bile olsa çok lezzetli evet, olacağı evet kesin. Bunlar herhalde sokak kültürünün parçası olarak satılıyor değil yenilik mi? Yenilik gibi sanki bana öyle geliyor. Öyle yeni yani lezzetler şimdi yani. Yeni lezzetler bu arka sokak lezzetleri diye yurt dışında bilinen bir tabir var efendim. Bunlar hı ana cadde üstünde bulunmazlar. Çünkü evet ana caddenin dükkanları pahalıdır. Evet. Bunlar arka sokaktadırlar. Ben genellikle böyle küçük dükkan vardır. Önünde kuyruğa muyruğa falan girersiniz. Fakat felaket lezzetli şeyler yaparlar. Bu da onlardan biri olsa gerek. Aynen. Aslında lezzet olarak da biz baktığımız zaman kokoreçe çok benzettik. Çünkü hem sebzeli hem baharatlı hem et açısından da kokoreç yiyemeyenler için çok güzel bir alternatif şimdi bakın, olmuştu. Kalp kalbe karşıdır. Düşünce biçimi doğru çünkü. Niye? Çünkü en iyi aslında analiz cihazı dilinizdir. Evet. Yani koku bile bir yere kadar yanılabilir ama dil genellikle kokuyla birlikte çalıştığı zaman yanılmaz. Evet. Siz eğer
kuzunun bu tür denemesini yaparsanız kokoreçle lezzetin çok fazla birlikte benzeştiğini görüyorsunuz. Evet. Nedenini bilmiyoruz. Çünkü bir tanesi sonuçta vücudun dışındaki bir grup. Biri içindeki bir grup. Geçenlerde o böbrek yatağının etrafındaki yağ, o da mesela kokorecin yağının lezzetine benzeyecek bir tat özelliği gösterir ama... Evet. Kuzuda bu özellik var. Hayvan koyuna doğru gitmeye başladığı zaman bu özelliğini kaybediyor. Kaybediyor, doğru, kesinlikle hocam. Şimdi baldır etini bir kenara bırakıyoruz, kaburga etine geçiyoruz hocam. Evde sağlıklı hamburger nasıl yaparız? Bir de onu izletelim size istiyoruz. Kaburga etinden muhteşem bir hamburger yaptık geçtiğimiz günlerde. Hep beraber bir izleyelim, sonra hocamdan yorumlarını alacağım. Asaldo geliyor, Asaldo geliyor. Evet, programımızın ilk başında marine edip... Fırınımıza koyduğumuz etimiz. Evet. Şimdi bakın. Acaba? Şöyle alayım. Artık tabii izleyicilerimiz bunları yapmasınlar ama bizim elimiz çok sıcağa alıştığı için. Evet. Her zaman maşa kullanalım. Dananın. Ben o zaman sorayım bir yandan. Neresini fırınlamış oldular? Kaburgayı mı? Kaburgayı fırınladılar. Evet, şimdi göreceksiniz zaten o ayrılacak etleri. Zaten ayrılmış bir şekilde çıkıyor yani, müthiş. Ha, dana kaburgası ama gördüğüm kadarıyla. Evet, dana kaburga hocam. Dana kaburga. Zaten et kemikten ayrılmış. Bağımsızlığını ilan etmiş. Birazcık daha açabilir miyiz folyoyu acaba, görelim hemen, tam hemen. Olarak. Çok sıcaktır tabii mutlaka ama Allah bismillah, siz de yardım edin istiyorsanız. Şöyle. Kenardan açalım. Kemikler ayrıldı. Bakın suyunu gördünüz mü? Suyu da içinde. Hiç hava almadığını gösteriyor. Ekmek var mı? Hiç hava almadığını. Hocam bir saniye, bir dakika şu. Çok pardon. Evet. Karışmayalım bir saniye. Tamam, kimse karışmıyorum. Kimse müdahale etmesin. Yok, karışmıyorum. Kimse hiçbir şey söylemez. Evet. Şöyle. Baharat koyacak mıyız buna? Baharat, evet, şimdi tabii ki burger yaparken alalım bakalım. Hop. Bravo. Hazır mı hamburger malzemelerimiz? Gülkan Şef, ne yaptın? Vay, Allah vay, aşkına. Vay, ne vay, 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 vay. Bakın. Allah olmayanlara da versin. Evet, şimdi bu kendimizin yaptığı. Nedir domates bu? Domates sos. Güzel. İçerisinde şöyle baharatlar, karabiber yani. Hı. Ve sarımsak var tabii ki. Evet, lezzet veriyor. Evet, lezzet versin. Domates. Bir sosumuz var. Evet. Ne yaptık? Alt kısma sosumuzu sürdük. Burada rakula dediğimiz rokanın daha küçüğü. Rokanın daha miniği. Onu kullanıyoruz lezzet vermesi açısından. Evet. Yani değişik görüntüler oldu gerçekten. Bakın. Daha bitmedi tabii ki. Evet. Domatesimizi alalım. Bu nedir? Bu şimdi cheddar sos. Ay, bu yani şey, cheddar peyniri. Bu mahvediyor beni zaten. Oo. Evet, kameraman arkadaşım beni gayet çok hızlı olabilirim çünkü. Vay vay vay. Evet. Evet, değişik bir şey oldu gerçekten. Şu gerçekten an herkes... değişik ama yani. Bakabilirler. Evet. İlk kez. Şunu açalım lütfen biraz elim şey. Harika görünüyor gerçekten. Mükemmel görünüyor. Koydu ki. Neden hocam o sırada sesimiz fiyatı, yoktu galiba. Fiyatı. Ne olur tekrar söyler misiniz? Restoranda böyle geldiği zaman üstte kapalı değilse, böyle kenarına ekmek açık falansa tabii, evet, onun fiyatı biraz katlanarak geliyor. Altında da böyle tahta ahşaptan bir bazayla falan geliyorsa biliniz ki daha farklı oluyor. Evet. Ama şunu söyleyeyim size. Şimdi bunun mesela biz bakıyoruz rakamlar yüksek gibi gelebilir ama o kadar da olmayabilir, onu söyleyeyim. Çünkü aldığı yer kaburga bölgesini alıyor. Kaburga bölgesinin sıkıntısız şu. Siz bu kaburgayı normalde nerede kullanıyorsunuz? En lezzetli olan kısmıdır aslında. Genellikle dolmanın altına serilir. Doğru. Dolmanın altına. Çok yakışır. O bir parça kaburgayı bütünüyle olduğu gibi koyarsınız. Pişme sırasında hem o dışarıya suyunu verir hem de onu kemirerek mükemmelen yersiniz. Yalnız
Günlük yaşamdaki sıkıntısı şudur. Yani doğrudan yapılan işlemde kasap da bunu yapamaz zaten. Hı. Kasap siz el ayak çekilince onu sıyırmaya çalışır. Sıyırdıklarını ayrıca başka şey için kullanılabilir. Bu etin kemikten ayrılması kolay değildir. Uzun süre fırınlanmayı gerektirir. Tabii. Çünkü içeriye doğru geçen bağları var etin. Kemiğin içine geçiyor. Siz bunu fırınladığınız zaman bunlar kopuyor. Kopmadan sonrasında ise şöyle yaptığınızda bile dökülüp gidiyor. O aşamaya kadar gelmişse o çok lezzetli bir şeye dönüşüyor. Evet. Kaburganın lezzeti zaten ayrı. Bununla ilgili biliyorsunuz Güneydoğu'da özel, İstanbul'da da açıldı. Pek çoğu açıldı. Kaburga salonları vardır. Doğru. Sadece kaburga satar. Yani dikilmiş edilmiş, fırınlanmış kaburga. Size kaburga iç pilavın üstüne getirilir. Ve siz onu büyük bir lezzetli ama elle yersiniz. Izgarası da yapılır ama ızgarasını mesela kemirmek zorunda kalırsınız. Burada rahatlıkla bu evde yapacağınız çocuğun çok seveceği bir şey olacaktır. Evet. Ama çok da zahmetsiz değil. Zahmetsiz değil ama yine de yiyeceğimiz fast foodlardan, dışarıdan alacağımız sucuktan sana da evde yapmak çok kesinlikle daha faydalı. Sonuçta hep konuşuyoruz hocam ama buradan bir kez daha konusu geldiği için tekrar sormak istiyorum. Salam, sucuk ve sosis. Dışarıdan alınan gıdaları tüketmememiz gerektiğini, hatta bunların kansere yol açtığı bile söyleniyor. Valla dünya sağlık örgütü şöyle kanserojendir, böyle kanserojendir diyor. Evet. Çok mu yanlış? Değil efendim, doğru. Ama şunu da söyleyelim size. Şimdi sizin buradaki konuklarımızın muhtemelen yaşları yeter. Büyüklerimizin yeter en azından. Benim yaşıtlarımın yeter. Mevcut olan salam sosisin bizim bildiğimiz orijinal salam sosisle bir alakası yok. Sucuğun da bir alakası yok. Yani bunlar seri üretimle. Aslında baktığınız zaman şöyle o sosisin üzerinde göreceksiniz böyle çok incecik bir çizik vardır. Bu incecik çiziğin anlamı şu. Bak gördün mü? Evet. Burada görüyorsun. Evet. Çiziğin anlamı şu efendim. Bu aslında plastiğin içine doldurulur. Etrafında yani plastik boru gibi bir şey vardır. En sonunda jilet gibi bir şeyle cırt diye şöyle keser onu soyar. Çünkü aksi takdirde görürsünüz ki besbelli plastik içinde. Bunlar çünkü bağırsağın içine doldurulan mayalanmış et ürünleri ve çok kısa ömürlüdür. Sosisi siz alırsınız. Aldığınız sosis sonuçta maksimum o gün yenir. Hadi bilemediniz bir gün daha tutarsınız. Doğru. Saçlamazsanız mutlaka kokuşur. Biz bunu teyzemle çok yaşadık. O zaman kurumdan alınıyordu böyle şeyler. Biz orada kuyruğa giriyorduk. Araba geliyordu, soğutuculu araba. Herkese birer kilo kıyma ya da sosis verirlerdi. Biz de alır eve giderdik, haşlardık, yerdik. Ama şu an bunlar artık onlar değiller. Değil. O yüzden Dünya Sağlık Örgütü'nün olan uyarıları aslında bunlar için geçerli. Bunlar için değil mi? Bunlar bizim için, bildiğimiz evet. Klasikler için değil. Klasikleri hala iyi şarküterilerde bulursunuz ama onlar da pahalıdır. Çok yani pahalı. Onların kilosu 50-60 liranın altına inmez. Bir de bunları haşlamanın yerine aslında bazen kızartıyoruz da. Yani yapmıyorum da ben hani kızartarak daha da lezzetli oluyor ya olur bunlar. Olur efendim, olur. Yani olarak olur. Kedi deneyini mutlaka yapın ama o konu ciddi anlamda şaşırtıcı nedir sonuç hocam, veriyor. Kedi deneyi, köpek deneyi veriyorsunuz. Yiyor mu yemiyor mu diye bir bakınız. Kedi yerse biz de mi yiyebiliyoruz hocam? Büyük olasılıkla evet. Çünkü yemiyorlar efendim. Ha, yani yemiyorlar. Her markayı yemiyorlar. Kesinlikle ne her markayı yemiyorlar. Evet. Çok kişi denedi, çok kişi bildirdi. Kedi bile daha mı seçtiniz? En iyi bildiğiniz acaba? Böyle markalar, en kalite üretiyoruz diye reklamını yapanlar da bile hayvan kokluyor ve gidiyor. Hatta birisinde dediler ki hayvan ekmeğini yedi. Köpek kule dibinde sosisi bırakmış. Şaka yapıyorsun. Yok şaka. Şu bizim kedi vardı onu bir getirin buraya bir ara bir deneyeceğim vallahi merak ettim ya. Peki hocam bu geri gelmişken salamı da konuşalım. Tabii. Bir ufak sucuğa da değinelim. Biz ev yapımı sucuğu yapmıştık ama. Ev yapımı sucuk yaparsanız o da birazcık hiçbir sorun. Meşakkatli tabii ki. Her şey meşakkatli. Onu kasaptan alınız efendim. Bu salamlar da aynı. Bu bizim bildiğimiz salamlarla alakası yok. Bunu şöyle yapıyorlar. Bir büyük YouTube'da videoları var. Yani benim söylediğim böyle sanayi sırlarından falan bahsetmiyorum. Bir böyle vagon et ama geliyor. Ama olsun hocam sizin söyledikleriniz o çok vagon önemli. Et, bir vagon et dediğim hakikaten bakın buradaki bütün masaların toplamı kadar hacim düşünün. Onu boşaltıyor. Ondan sonra onu çok yüksek basınçlı bir presten geçirdiği zaman o zaten diş macunu gibi böyle çıkıveriyor. Sonra onun içerisine bir miktar nitrat koyuyor. Bozulmayı önlemesi için bir miktar tatlandırıcı oluyor. Özel sosları var efendim. Toz bunlar. Ve çimento poşeti gibi böyle bir poşeti yırtıyor. İçine döküyor onu. Ondan sonra onu güzelce karıştırdıktan sonra akışkan bir et elde ediyor. Ondan sonra onu sisteme basıyor. Sonrası borunun içine dolduruluyor. Sizin gördüğünüz mesela
dışarıdan aldığınız sucukların etrafındakiler de bağırsak değil. Normalde bağırsak olduğu zaman öyle olmaz. Yani siz onu çok rahat soyuyorsunuz. Çünkü onlara membran adını veriyoruz biz. Sentetiktir ama hani ne kadar zararlıdır onu bilemem. Çoğu membranla çalışıyor. Bu tür ürünleri alacaksanız ya yerinden getirin. Bakın şehirler arası yollarda bile büyük konaklama tesislerinde çok güzel sucuklar satılıyor. Ya da kasabınıza yaptırtın. Çünkü kasapların birleşip sucuk yapma hakları var. Evet. Siz onlara söylerseniz orada yapamıyor ama ayrı üretimhanede, ayrı bir yerde kasaplar kendileri için sucuk yapıp satma hakkına sahipler. İşte ısmarlarsanız 5 kilo sucuk bana yaparsan bu kışlık falan diye, zaten yazın yediğimiz bir şey değil. Onu size yapıp getirebilir, oradan alırsınız, daha iyi olur. Piyasadakiler öyle hani geçerken, mangala giderken hadi bir de sucuk fantazisi yapalım diye belki işe yarayabilir. Evet. Bu arada dedim usta pilavın suyunu zannedersem şu o önemli. Şu su meselesi her zaman ilgimi, dikkatimi çekmişti. Öyle çünkü mi hocam? Hiçbir zaman o dökülmüyor efendim. Ya ben nasıl dökülüyor bilmiyorum. Herkes işte benim pilavım çok güzel olur, dökülüverir falan. Dene dökülmüyor. En sonunda tek parça pilav olarak çıkar. Lapa gibi. Evet. Olabiliyor tabii ki. Ustam bize inceliklerini hemen anlatıver o zaman. Dedim ustam. Alo. Evet, merhabalar. Pirincimizi kavurduk, güzel bir. Pirinçlerimiz ayrıldılar, yağını bıraktı tencereye. Sıcak kaynamış, haşladığımız tavuğun suyunu 1,5, 1'e 1,5 demiştik baldoda. 1,5 ilave ettik. Şimdi 1-2 tur çevirdikten sonra... Ağzını kapatacağız mı? Altını kısıyoruz. Altını kısacağız. Evet. Kapağımızı kapatıyoruz. Ne kadar süresi var pişmesi için şu anda aşağı yukarı? Bir 8-10 dakika içerisinde suyunu çekmiş olacak. Evet. Sonra tekrardan karıştıracağız ve sonra dinlenecek, demlenecek. Ve o sonra demlenme servise... işlemi sırasında... Tamam. Üstüne örtülen bir örtü meselesi var efendim. Onu evet, ben nedenle şey yapamıyorum ama onu annem de çok kullanırdı. Yani en üstüne tencerenin örtü örtülür, sonra kapak üstüne konur. Onu siz de yapıyor musunuz? Var mı? Yok, biz örtü falan kullanmıyoruz. Direkt hava almaması böyle bu şekilde yeterli oluyor ama tabii ki örtü, bez evlerde kullananlar var. Vardır. Tercih ediliyor yani. Evet. Peki hocam size şunu sormak istiyorum. Kurutulmuş etleri biliyoruz. Hatta kurutulmuş etlerin normal etlere göre proteinin daha yüksek olduğunu duymuştum. Kurutulmuş isli etlerin sağlığa zararı var mı? O işlemi gören etlerin aslında bu balık da olabilir. Valla tütsülenmiş olan, islenmiş olan şeyleri genellikle fümeler sağlık falanlar. İçin fümeleri çok faydalı değildir derler. Neden dersiniz? Neden derler hocam? Bu bilgiler biraz doğu coğrafyasının bilgilerinden kaynaklanıyor. Hatta uzak doğu coğrafyası değil mi? İşte Japonlarda bazı hastalık türleri daha fazla. O nedenle onların yeme alışkanlığına baktığınız zaman çoğu da işte tütsülenmiş balık falan yediği için. Evet. Yani bir millet ki hakikaten yani balığa böyle bakıyor. Evet. Geçen sene bir stajyer arkadaşımız geldi. Uzak doğulu aslında. Fakat... başka bir ülkede yaşıyor aile ve inanınız yani ağırlamak için yemeğe de götürüyor. Hiçbir şeyle ilgilenmedi. Gözü balık arıyor. De oradan balık arıyor. Yani balık var mı, balık var mı diye soruyor. Başka deniz kızı gibi bir şey herhalde böyle. Balık olsa da yesek şeklinde. Bunların analizleri, sonuçları bu tütsülenmiş gıdalarla bazı kanser türleri arasında bir ilişki gösterdi ama kale almaya değer mi? Onu... pek söyleyemiyorum. Çünkü bizim yediğimiz nedir ki yani füme ne yiyebiliriz ki biz? Yani biz hocam, kimiz? Hocam ben çok yiyorum ama ya. Salatası siz yersiniz, falan oluyor tabii da. Ama mesela. Sizin yediğiniz füme salondan ne olacak? Yani ama. İki tane ince dilim salon ya da füme dil mesela çok lezzetlidir. Hocam iki dilimden biraz daha fazla olabilir benimki. Bir şey olmaz. Olmaz mı? Füme dil mesela çok lezzetlidir. Yani haftada 2-3 tane dilimcikten bahsediyoruz. Salam dilimi gibi dilimcikten bahsediyoruz. Yani bunu yeseniz ne olur, yemeseniz ne olur geliyor. Evet. Dolayısıyla... tartışmalı olan bir bilgi bu. Doğru. Uzak Doğu'nun bilgilerini alıp Türkiye'ye adapte etmeniz de kolay değil efendim. Bazen arkadaşlarımızla tartışıyoruz. İşte bunun çalışmasını yapsanız falan diyor. Bunun çalışması yapılamıyor. Şimdi bu pilav faydalı mıdır, zararlı mıdır çalışması yapmaya kalksak mesela nasıl yapacağız bunu? İnsanları bir yere toplayıp kamp gibi orada işte bir gruba sadece pilav, öbür gruba öbür türlü pilav ya da bilmem ne pilavı verip 10 yıl orada onları konuk edip öyle yapabilirsiniz. Evet. Günlük yaşam şartlarında bu mümkün değil yapılması. Doğru. Ancak şunu söyleyebilirsin, yani çok mu soğan yiyorsun? Yerim diyorsa adam miktarını söyle bana kardeşim dersiniz gibi böyle
anılara, hafızaya dayalı. İşin komik yanı da şudur efendim. Buna hatırlama hatası denir. Siz birine bir şey sorduğunuz zaman ya evet öyle bir şey vardı diye hatırlayacağı tutar. Normalde doğru, hatırlamıyormuş. Doğru, evet, doğru. Siz sorduğunuz zaman hatırlamaya başlar. Ya evet. Sana o gün koluna birisi çarptı mı dersiniz? Ya galiba evet çarptı. Halbuki hiçbir alakası yoktur. Hatırlama hatasına neden olabilecek çalışma yapmak da bizim bilimsel sınırlılığımız. Evet. Peki hocam, tarım ilaçları katılan sebze ve meyveler olduğunu biliyoruz. Ama bu konuda acaba yoğurdun bu tarım ilaçlarından birazcık zararlarından bizi koruma etkisi olduğunu duydum. Doğru mu? Bu doğru efendim. Çoktur. Çok çok doğru. Yani şöyle düşününüz sadece. Bu eskiden beri bilinen bir şey. Yani zehirlenme söz konusu olursa yoğurt yediriniz derler. Çünkü yoğurdun içerisindeki doğru. bileşikler, evde yaptığınız yoğurttan bahsediyoruz, aktiftir. Hmm. O aktif bileşik tutar. Tuttuğu zaman bağlar, bağladığı zaman da etkisiz hale getirir. Hmm. Ama bu piyasadaki ekşime özelliği olmayan yoğurtlarla olan bir durum değil. Zaten benim ifade etmeye çalıştığım zaman zaman yoğurt konusunda yanlış anlaşılıyor. Ben piyasadakinin zarar verdiğini söylemiyorum. Yararı engellediğini ya da zararsızlaştırma işlemi gereken tarım ilacı gibi kaçınılmaz durumlar varsa orada aktif olmadığını söylüyorum. Yani bize katkı sağlamıyor. Normal bizim protein almamızı sağlıyor ama işlevsel bir özelliği yok. O yüzden bazı ürünleri küçük küçük ambalajlar halinde işlevsel olarak satıyorlar. Öbürü işlevsel değil de bu niye işlevsel evet. diyorsun? Yani kocaman yoğurt niye işlevsel olmasın da senin yaptığın küçük yoğurt daha bir işlevsel olsun. Aynı markanın ürünü. Bu evet. niyetle yapıyorlar. Evet. Çünkü öbürü ekşiyor. Market ekşiyen yoğurt istemiyor. Bunu da Süt Üreticileri Birliği'nin başkanı söyledi. Hocam dedi, ben dedi düzgün yoğurt yaptım, market kabul etmedi dedi. Ne yaptın peki dedim, vazgeçtim yapmaktan dedi. Yani öbüründen yapıp da milletin günahına gireceğime dedi. Hı hı. Ben dedi bunu yapmaktan vazgeçtim dedi. Yoğurt işinden çıktım dedi. Evet. Ama piyasa öbürünü tercih ediyor. Evet. Hocam şöyle mutfağa doğru evet gidelim. Çünkü ustamız bize pilav şov yapacak şimdi değil mi? Öyle mi dedim usta? Evet, hoş geldiniz. Tavuğumuz hazır. Nasıl bir şey yapacağız? Merakla bekliyoruz. Vallahi siz de bu işi pilav tavuk işinde şova çevirdiniz yani değil mi? Biraz dikkat çekmiş bir şey. Aslında her şeyin evet. Bakın her şeyin güzel bir şovluk kısmı önemli. Ama abartıya kaçmadan tabii. Bazen işte şov olsun diye ele yüze bulaştırma derdi de var. Fakat bu yollarda mesela arabaları görüyorum. Nohutlu pilav satarlar genellikle. Üstüne de mostralık iki tane göğüs eti konmuştur. Mutlaka bulunur onlar. Onlar orada hep dururlar yani. Doğru, bazen doğru. bakarım yeniyor mu yenmiyor mu? Plastik midir değil midir? Herhalde dekor ama... Dekor olarak mı koymuşlar? Dekor gibi duruyor. Ya biz de çocukluğumuzda yiyorduk yani pilav. Evet. Ama şimdi biraz daha böyle daha güzel. Ustam başlayalım mı? Tabii ki. Haydi. Şimdi biraz yalnız pilavımız... Olmuştur o. Birazdan olmuştur başlayalım tabii. Hadi. Olanla ya. Olsun, olsun. O zaman önemli şey olan burada şovu. Usta pilavı tutturmaya çalışıyor. Tamam. Biz burada. Olmaz hocam, canlı yayındayız. Haydi bakalım. Tamamdır. Şöyle seni ben izledim. Değişik değişik şeyler yapıyorsun. Böyle hareketler bir şeyler değil mi? Buyurunuz efendim. Ne yaptığımızı da anlatalım aynı zamanda. Şuradan yapalım o zaman. Tamam, bulgur güzel. Servisi yapalım. Bulgur servisi yapacaksın tabii. Tamam, bulgur yapalım. Pirincimize çünkü biraz daha var. Olur, tamam, bulgurlu yapalım. Evet, şöyle. O kap o mu? Sürekli onu öyle çıkartırlar kalıptan çıkmış gibi. Yıllardır nasıl yapıyorlar anlamadım. Herhalde tabaktan çıkartıyorlar diyorum. Ondan çıkıyor. Evet. Bugün ne yiyeceğiz? Bugün pilav üstü Sivas kavurma yiyeceğiz. Pilav üstü Sivas kavurma. Çok güzel. Hocam dağıldı o biraz ama. O miktarı demek ölçmek için kullanıyor. Bakalım. Çünkü onun aradan sızacak içine ki yağ bir şeye benzesin. Yine karışsın böyle falan. Üstüne Allah bilir kırmızı biber. Allah bilir değil mi? Evet. Falan da koyacaktır. Oh. Ha böyle yanına bir hocam, sürü şey koyuyorsun. Üstü, pilav... Ama anlat neler koyuyorsun biz bilmiyoruz. Evet, patlıcan musakka, Sivas kavurma, Arnavut ciğeri, burada barutane kebabımız var. Ondan da biraz koyuyorsun öyle biraz mi? Biraz da bundan evet çeşit olsun ha. Böyle az bir şey alalım buradan. Evet. Bu patlıcanlı, patatesli, kuşbaşılı. Annem bunu kim yiyecek böyle maşallah 3 günlük bu bizim spesiyel. Bu spesiyel mi? Evet. Bu karışık. Neler var pilav üzerinde? Kavurma. Evet. Evet, patlıcan musakka, kuru fasulye,
ve barutane kebaba. Harikasın. Şimdi hindili alayım bir tane. Tamamdır. Bu başlı başına zaten ürünün bütünü olmuş oldu efendim. Hocam, yani bu ortaya karışık aslında. Tabii. Öyle de yenebilir evet, yani. Evet. İki kişi giderseniz aynen, ortaya karışık bir tane bundan istersiniz. Evet. Haydi bakalım. Olmadı bir dakika. Nerede, bıyığım nerede benim? Bıyığım hemen nerede? Bıyığınızı takın. Çekil sen yapamıyorsun bir saniye. Bir saniye size bir sürprizim var. Şimdi. Şimdi oldu. Şunu vereyim ben size Çağlar. Şu yandan vursun. Bugün ne yiyeceğiz? Bugün pilav üstü. Hindili pilav üstü hindili yiyeceğiz. Yok hindili. Hindi fırında. Fırında hindi. Hindi ayıkla. Hindi ayıkla. Bugün bir dakika. O kadar nerede ustanın yapamadığını yapacağız. Ne oldu dedim usta canlı yayın diye tutturamadım pilavı. Estağfurullah estağfurullah. Bugün hindili hindi. Çok ama sen ya bırak öldü beni şunu dal şöyle elinle. Pilavımı dağıttın. Oo. Allah Allah. Evet. Biraz da derilerini ayıklayıp içlerinden. Evet ben bu arada bir tane daha hazırlayayım. Şeyim neredeydi? Çağla'yla yeni bir günde bugün ne yiyeceğiz? Pilav üstü. Yok ne? Şimdi başka ne yiyeceğiz? Yine hindi yiyeceğiz tamam. Evet pilav üstü. Kavurma alalım. Kavurma yiyeceğiz. Evet kavurma alalım. Bir saniye. Evet hindimiz hazır. Pilav üstü. Hepsini ben yapayım değil mi? Tabii. Tabii ki. Bak. Bugün şahane pilav çıkaracağız. Bir saniye, bir dakika. Bak şimdi bak. Hareketi izle. Ya. Oo maşallah. Güzel. Bunu da Nedim Usta'dan öğrendim. Evet, ya alın şu buyu, Allah kahretsin. Çağla Hanım, hemen Sivas kavurmanın bir tadına bakalım. Bu Sivas kavurma mı? Evet, Sivas. Müsaadenizle. Çok güzelmiş. Hemen bir tane daha yapalım. Hocam hemen bunun tadına bakmanız lazım. Ben tadına bakayım. Muhtemelen çok güzel olmuştur. Doğrudur. Şey. Hocam, bugün ne yiyeceğiz? Bugün pilav üstü Sivas kavurma yiyeceğiz. Çok güzel. Evet başka ne yiyeceğiz? Evet hemen. Sevgili hocam tamam. Siz bunu servis yaparken çalıştığınız yerde her müşteri için yapıyor musunuz? Evet. Yapıyoruz. Tabii ki. Kuyruk olur evet, önünüzde evet. Sizin. Evet. Efendim? Önünüzde kuyruk olur. Oluyordur büyük ihtimalle. Sağ olsunlar insanlar. Ama çok lezzetli usta. Şimdi bugün ben de bir tane yapayım. Ne yiyeceğiz? Onu ben yapacağım. Bir tane de şey yapalım. Tavuk. Pilav üstü tavuk. Ağzımdan çıktı. Kuru yiyeceğiz. Bu ne kadar basitmiş böyle ya. İyi tamam bu böyle işin en pratik şeyse. Neredeyse tabaklar küçük kalıyor ama onu da söyleyeyim size yani. Çünkü evet, tabaklarımız biraz küçük, porsiyon biraz büyük oldu. Porsiyon büyük geliyor. Şunu sevmeyen. Şunu sevmeyen. Allah 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 Allah. Böyle bir servis. Bir saniye. Biraz suyundan da koyarsanız tabii, oradan o çok da daha güzel olur ecik. Efendim. Normalde soruyorum bir porsiyonunuz bu kadar mı? Hakikaten. Bu şimdi bizim 1,5 porsiyonu. Heh. Bu bizim 1,5 porsiyonu. Normal bunun biraz daha ufak oluyor, az oluyor. Yani. Bu çünkü biraz fazla. Bugün Çağla Şeker Show yapacağız. Yine Allah kahretsin şeyime takıldı. Evet, bu da hazır. Evet, şimdi bir tane de pirinç. Bir tane de karışık yapalım usta. Bir tane pirinç pilavı yapalım hemen. Ha, pirinç bu pilavımız hazır şu hazır anda. Hazır mı, oldu mu? Evet. Bir zahmet nazlı nazlı pişti. Evet. Hadi. Buyurun. Bugün ne yiyeceğiz? Bugün pilav üstü Sivas kavurma yiyeceğiz. Evet.
Pilavı alacağız, yiyeceğiz. Alacağız, evet, yiyeceğiz. Görüyorsunuz pilavımızı. İndireceğiz. Tane tane. Mis gibi. Hocam buyurun. Evet. Hocam buyurun. Evet. Şu anda bir de daha harıyla yani. Biraz daha soğuyunca. Dinlenmesi gerekiyor ama biz biraz hemen bir sunum yapalım. Allah Allah. Bir tık demlendikten sonra daha da tane efsane, tane olacak. Efsane olacak. Az doldurursun. Azıcık daha doldurup bastırıver. Hadi bak öğretiyorum. Ya ortalama onu. Şeyi söyleyeyim. Hani o arabalarda satanlar normalde bu tencere gibi kaç tane satar günde? Ve hep merak etmişimdir. Hani kim daha çok kazanıyor? Bitiyorlardır herhalde. Ya şu an rekor şu an bizde. Yani, öyle mi? Tabii Türkiye'de şu an rekor bizde. Ama siz arabalı değilsiniz. Yok biz... Sabitsiniz. Biz dükkan olarak başladık. Tamam. Sonra restoran... Muhtemelen öyledir. Farklı boyuta geldi. Şimdi karışık istiyorum. Bunun yanına sen normalde spesiyel olarak neler koyuyorsun? Hepsinden koyuyoruz. Hepsinden koy. Tamam. Pilavın yanına kanat falan da koyuyor musun mesela? Hepsini koyuyoruz. En son bir tane but koyacağım. Onu da ben kendim yiyeceğim. Maşallah... Evet tabii afiyet olsun. Bu maşallah kimin fikri böyle pilavın yanına her şeyi birden koymak? Sizden mi çıktı yoksa? Benden çıktı bu. Fikir babası kimdir yani benim, bunun? Bunun fikir babası benim. Her şey benden çıktı. Bütün hepsini de siz mi yapıyorsunuz bu arada? Evet. Hepsini evet. Ben yapıyorum. Hocam şimdi tavuk okey yani ama bir de hindi eti diye bir gerçek var değil mi hocam? Yani yağsızlığı bakımından, proteini bakımından. Özellikle de sporcular hindiyi çok tercih eder. Çok yağ oranı düşük olduğu için diye biliyorum. Doğrusu hindi meselesini çok iyi araştırmadım. O yüzden hiçbir şey söylemeyeyim. Ha. Çünkü bu işin başlangıcı, tartışmanın başlangıcında aslında elimdeki ilk kaynak hindiydi. Bizim hoca gidiyor yurt dışına. Sene 1947 bakın. Diyor ki burada diyor bu hayvanlar şu kadar sürede gelecekleri boyuta bu kadar sürede geliyorlar diyor. Çünkü evet. Amerika'da iş daha çok o sıralarda hindi üzerine. Onların belli günlerinde işte hindi falan yenir manir mantığı ile yetiştirmeyi başardıkları anda da bu sağlıklıdır diye giriyorlar. O konuya hiç şey yapmayayım. Ama herhalde yağ oranı hakikaten azdır. Daha doğrudur. Evet. Hani diğerine göre biraz daha uzun sürede pişmesi, daha doğrusu uzun sürede büyütülmesi gerekiyordur. Gibi ayrıntılar ama hakim değilim. Bildiğim bir konu değil. O nedenle bir şey söylemeyeyim. Hocam ikisi bir sürü söylediniz zaten. Daha ne söyleyeceksiniz? Sizin bilmediğiniz bir şey olumsuzlama anlamında bir şey söyledim. Yok ben zaten açıkçası ben de hiç duymadım yani bugüne kadar hindi etiyle negatif anlamda bir şey. Bizim millet ama ben size çok seveni oldu da hani böyle bizimkiler de çok bayılmadılar. Biz bayılmadık. Biz sadece yılbaşlarında geleneksel yemek olarak hindiyi doldurup yiyoruz. Onun haricinde bence tavuk daha çok tercih ediliyor lezzetinden dolayı diye düşünüyorum. Bugün ne yiyeceğiz? Bugün pilav üstü balıkhane kebabı yiyeceğiz. Ben böyle bir şey görmedim. Bütün gün ne yiyeceğiz, ne yiyeceğiz. Sizde normalde kaç kazan pişiyor bunlardan? Biz günlük 500 kilo ne? Kuru pirinç. 500 kilo kuru pirinç. 500 kilo kuru pirinç. Biz 7-24, 24 saat açıyoruz biz. 24 saat açıyoruz. Evet. Şişli'deyiz biz. 24 saat. Hadi bakalım. Evet. Çağlay'la yeni bir günde muhteşem bir pilav show seyrediyorsunuz. Gerçi pilavın dışında her şey var yani burada. Evet, Türk pilavla yenilebilecek yemeklerinden, evet. Bütün lezzetlerini kuru fasulye, hakikaten. Nohut. Pilavın yanına yakışacak. Bütün yemekler. Allah. Tabii Allah, ki bunu neyle yapıyoruz? Baldo pirinçle yapıyoruz ve. Sen ne yaptın ya? Pardon, diğer pirinçleri denediniz bunu tutmuyor anlamında mı söylüyorsunuz? Kesinlikle bizim denemediğimiz, hep bütün pirinçleri ben denedim. En son bununla ya devam ediyoruz. Öbürlerinin mesela şeysi olup da ya biz de şundan da isteriz bir tane ne olur öyle şey yapsanız falan diyen çıkmıyor mu hiç müşteriler arasında? Efendim? Bir diğer pirinçlerden de bir denesek, işte öbüründen de yapsanız. Şimdi biz uzun yıllardır bu işi yaptığımız için yani... Kullanmadığımız yağ, tereyağı, sıvı yağ, zeytinyağı, osmancık pirinç, basmati pirinç hepsini denedik. En son biz pirinçlerimiz Balıkesir'den geliyor. Gönen, baldo olarak geliyor. Yerli. Güzel, çok pirinçlerimiz güzel. Pirinçlerimiz yerli. Güzel. Tabii bazı zamanlarda yurt dışından ithal ediliyor ama biz yerli ürünleri tercih ediyoruz. Bence doğrusunu yapıyorsunuz Çağla Hanım. Çok güzel. Olay budur efendim. Tencereye dalarsınız, doğrudan bakarsınız. Öyle gelmez önünüze. Muhteşem. Pilavın tek başına bile ayrı bir lezzet olmuş. Afiyet olsun. Vallahi ellerine sağlık. Harikasın. Çok teşekkür ederim. Domateslisini niye yapmıyorsunuz diye şimdi oraya hocam, şey yapacağım. Domatesli, patlıcanlı vesaire zaten. Patlıcanlı falan onlar eskiden bizim mutfağımızın çok ciddi parçasıydı.
Patlıcanlı pilav diye bakın, midyeli pilav annem çok sık yapardı. Hadi şimdilerde midye bulmak o kadar belki kolay olmayabilir. Uğraşmak istemiyor insanlar ama yazlıkta babam midye çıkartırdı. Ondan pilavı yapılırdı. Çok da güzel olurdu. Ama domateslisinin lezzeti çok 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 ayrıdır. Başlı başına bir şeydir. İnanılmaz bir şey domatesdir zaten. Aynen. Belki sen orada dururken belki bir domatesli pilav da yaparsın diyeyim. Sana buraya da bırakayım. Ve yavaş yavaş hocamla ortaya doğru geçiyoruz. Sevgili Gülizar ve Nuray'ı da yanımıza alıyoruz. Yemeklere bakacağız ama az sonra sevgili izleyenlerimiz Çağla'yla yeni bir gün stüdyosunda kurutulmuş sebzelerimizle dolma dolduracağız değil mi hep beraber? Evet. Peki yemeklerimize geçelim mi? Geçelim. Anlatalım tek tek nelerimiz olur. Var. Çok güzel farklı lezzetler, bilmediğim lezzetler de görüyorum aslında. Şideviz. 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 Nedir şideviz? Şideviz buz, evet. Yeşil sarımsak. Hı hı. Yeşil soğan. Yeşil sarımsak derken? Uzun olan değil mi? Taze soğan. Nohut, et ve yapılan yemek. Nohut et sıcak ikram sıcak ediliyor. Ikram üstüne o koyduğunuz nane nane koymuş. Zeytinyağını nane herhalde orada kavurup üzerine bir sos olarak dökülüyor. Burada şunlar herhalde sarımsak değil mi? Sarımsak. Uzun sarımsaklar dediniz. Yeşil soğan. Yeşil soğan, yeşil sarımsağı var. Nohut var içinde ve eti var değil mi? Hocam gayet güzel bir çok güzel. Bu herhalde yazlık bir şey falan olarak daha... Bu mevsimde. Bu mevsimde. Bu mevsimdeyiz. Tam yani... Şu an taze sarımsak var mı zaten piyasada? Vallahi ben de bilmiyorum. Yani bakmayın ben o kadar konuşurum da piyasada ne olduğunu genellikle bilmem. Ve yoğurt değil mi? Evet, yoğurtlu. Yoğurt. Çok güzel bir şeye benziyor ya. Şimdi bu sanki böyle Kars yöresine de sanki biraz böyle bir o yoğurtlu, nohutlu falan, sebzeli, yeşil. Sebzeli ama daha çok bu bizim oranın hani biliniyor. Biliyor, öyle biliyor. Şiveviz. Evet, şivevizi sadece bizim. Şiveviz demişim, şiveviz. Peki mıcırık aşı? Mıcırık aşı. Mıcırık aşı nedir? Mıcırık aşı. Kuru patlıcan. Kuru patlıcandan yapılıyor. Evet, biz dolmalarımızın başını kestiğimiz zaman onları atmıyoruz. Onları da hani kurutup tekrardan böyle yemeğini yapıyoruz. Çok özür dilerim. Şeyi merak ettim. Hangi yöre demiştiniz? Gaziantep. Gaziantep. Yani burguluyla, nohutuyla. Siz o zaman biraz... Antep'in kebapçılarıyla yarışıyor gibi görünüyorsunuz. Ha öyle mi? Ya ana yemek. Biraz öyle görünüyor. Şimdi onlar kebapları, bunlar da ana yemekleri gibi ana yemekleri, diyebiliriz evet, değil aynen. mi? Yani ev yemekleri. Evet. Kendi ellerimizle. Hocam tabii bir ev yemeği şimdi tabii ki bir şeyle karşılaştırılmaz. Evet, karşılaştırılmaz yani kebapla değil yani. Mi? Kebap bir kere yersiniz ondan sonra devam. Hocam şöyle bir mıcırık aşı daha önce yediniz mi? Yok efendim duymadım. Adını da duymadım. İlk defa duyuyorum. Ben mıcırık aşını duymadım. Bazı hiç şeyleri duydum. Ama güzel. Ben böyle karışımları çok severim. Yani her şeyi birbirine karıştırırsınız. En sonunda çok güzel bir şey olur. Yani pirinci, sebzesi, bulgur. İçerisinde bulguru var. Bu yeşillik. Nohut. Yeşillik. O patlıcanın başı. He, patlıcan ve nohutu birleştirdiğiniz bir yemek yapmış. Hocam ben her gün her şeyden yiye bir tuhaf oluyorum. Yok yok sizde bir sorun yok da. Yani diğer ekip bunların geri kalanını eğer yiyorlarsa onlar da bir kilo kontrolü yapmak gerekecek. Yiyelim bir süre sonra. Yemezler mi efendim yemezler mi? Yağma. Bütün tepsiler boşalıyor. Harika. Çok hafif farklı. De böyle bir evet, ya acılı. Acılı. Limon tuzu. Ekşi acı. Böyle bir dolma havası hissettim ben bunda. Zaten biz o kuru patlıcan yaptığımızın başlarını atmıyoruz. Onlarla yapıyoruz. Ha, onun başıyla yapıyorsun. Yine kurutulmuş haliyle. Evet, çok güzel. Peki başka? Bamyamız. Bu bildiğimiz. Bu bildiğimiz zaten ama herkesin ama siz galiba bunun nohutlu yapıyorsunuz. Nohutlu. Evet. Nohutlu etli mi yapıyorsunuz? Nohutlu, etli, domates. Kuru domates. Valla o bamya meselesine mesela çok ilginçtir. Bamyaya baktığınız zaman bamyada da aslında baktığın aslında hani çok böyle kalori eşki, yoktur, olur acılı. Yoktur bu falan filan ama bamya ciddi anlamda tıbbi yiyecek sınıfına girer. Yani ben de çok böyle haz ettiğim işte ay olsa da yiyese değildir ama... Nedir hocam bamyanın faydaları? Bamyanın içerisinde o uzayan mukopolisakarit gibi bir şeyleri var. O mukopolisakaritler tahmin ediyorum işte gereken şifayı veren unsur. Yani lityum içindeki o unsur. Onu siz akıtmadan dışına kapağını ufacıcık kesiyorsunuz ama delinmemesi gerekiyor. Delinirse çünkü çıkıyor. Bir de körpesi mörpesi derler. Onu siz daha iyi bilirsiniz. Ben pişirmedim bamyamı. Hocam bir de ben şey duymuştum. O bamyan hani dediğiniz akıttığınız şey şeker hastalığına çok iyi geliyor. İşte öyle mi diyorum evet. ben yani. Onun ayrı bir etkisi var. Etki mekanizmasını bilmiyoruz. Bamya diğer mutfaklarda gördüğüm kadarıyla var mı? Siz daha çok görmüşsünüzdür belki. Yani yurt dışı mutfaklarında bamyanın böyle bir şeysi var mı? Hiç görmedim. Ben de hiç görmedim. Hayır, baktığınızda internette var.
Evet. Yani şöyle faydalıdır, böyle faydalıdır. Bütün o Amerikan siteleri yıkılıyor evet. ama hani nerede buluyorlar da yiyorlar onu da bilmiyorum. Çünkü ortalama restoranda bamya falan bulamazsınız. Yoktur. Hocam bu o sıvısındaki kolajenin cildi güzelleştirdiğini de biliyoruz evet. aslında. Siz duydunuz mu böyle bir şey? Özellikle de bamya yemeklerini çok tavsiye ederler. Sanıyorum bu nedenle tavsiye ediyorlar. Yani şifa verici bir evet. etkisi var. Var. Hatta birçok insan da aslında o beyaz sıvısı yüzünden bamyadan çok hoşlanmaz. Değil mi? Evet. Yani o akışkan mesela, şeysi tabii. işte bir türlü uzar muzar falan evet. ya öyle düşünmeyin ama evet. dikkatlice soyarsanız o zaten parçalanmadığı sürece bir şey olmaz. Evet. Hatta sevdiremiyoruz çocuklarımıza. Hani. Sevdiremiyoruz. Benimkiler bayılıyor efendim. Bamyaya. Benimkiler de bayılıyor. Çok seviyorlar. Benimkiler evet. de çok seviyorlar. Siz bu bamyayı da kurutuyor musunuz? Kurutuyoruz. Nasıl yapıyorsunuz? Yine ipleri hani şu başını kesiyoruz onu delmeden. Evet. Onu ipe de saplayabilip kurutabiliyoruz ya da tepsilere koyup da gölgede ha. çok güneşte değil. Ha gölgede. Gölgede kurutuyoruz. Ha, o da getirilmiş var galiba aha, elinizde. Aynen, evet. Birazdan evet kurutma yöntemlerini aha. zaten öğreteceğiz. Aynen. Kurutulduğu gölgede zaman kuruyor, neler oluyor öğreneceğiz. Gölgede kurutuluyor. Evet. Gölgede aha. kurutarak yapıyoruz. İpe de saplanabilir. Tepside de dizilir. Sanki güneşte kurutulur diye yok, bir fikir. Bamya mı özellikle? Aha. Yeşilliğini kaybediyor güneşte. Ha yeşilliğini kaybediyor. Yeşilliğini kaybetmemiz için gölgede evet. kurutuyoruz bamyayı. Peki. Sonra başka neler var? Yuvarlamamız var. Ha yuvalamaya baktım. Evet. Yuvalama yapmıştık. Unutmamışsınızdır. Yok hayır unutmadım. Zaten evet. biliyordum. Müthiş lezzetlidir hocam. Sever misiniz yuvalama? Yuvarlamıştınız. Yuvalamıştım tabii. Ha evet hocam, bu şey. Şöyle. Bunu biliyoruz evet. Bunu biliyoruz. Peki bundan onun arasında ne fark var? Hayır o nohut. Büyük olanlar nohut. Nerede kız? Bak hiç gözükmüyor bile mi? Dur bakayım. Ha vallahi gözükmüyor. O kadar küçük yapmışlar. Böyle bir şey yok. Nohut var hocam içerisinde. Başka evet. neler var kemik canım? Kemik suyu oluyor. Aha, kemik suyu oluyor. Et yine. Yine et parçaları yoğurt, var içinde. Aha. Diğeriyle arasındaki fark ne? Çok birbirine benzer görünüyor. Soğanla, evet aynı. Soğanla sarımsak var onda. Bunda yok o. Bu da pirinç. İçindeki yuvarlamayı pirinçle etle yoğuruyoruz tekrar onu. Evet. Bu galiba özel bir yemek diyebiliyorum evet, sizin için. Evet. Hangi için günlerde özellikle yapılıyor bayramlarda, mesela? Bayramlarda. Bayramlarda yuvalama mı yapılır? Eziyet olsun diye maşallah. Evet, üç gün öncesinden aynen. başlayıp aynen. değil mi yuvalaya ama yuvalaya. Ama bir günde de bitiyor. Ama kaç kişi birden yapıyor? Yani görümcelerimiz, değil mi? Hep beraber. Ne kadar keyiflidir aynen. ya. Ama vallahi. Kızlarımız çok şikayet ediyor. Öyle mi? Evet, evet çok şikayet ediyorlar. Neydi? Bir kaşığa 40 tane yuvalama düşecekti değil mi? Ya yaptık hocam onu da yaptım. 45 tane. Bir kepçe kullansaydınız efendim. Bu kaşığa biraz zor girer. Peki. Devam edelim o zaman. Pirpiri maşımız var. Ne? Pirpiri maşı. Burada semizotu diyorlar. Biz pirpiri maşı. Hı-hı. Nedir pirpiri maşı? O da şey semizotunu kurutuyoruz biz. Onu da gölgede hı. tuzluyoruz, kurutuyoruz. Hı-hı. Kışın onu tekrar suda hafifçe açtırıyoruz. Kurutulduğu zaman daha mı lezzetli evet, oluyor? Nedir lezzetli yani? Oluyor. Yoksa sizin yöreye ait bir şey mi? Habire her şeyi evet. mesela kurutuyoruz, evet. kurutmak. Yani daha hani aynı, yararlı. Hani çünkü zamanında... Ne oluyor kurutulduğu zaman haberiniz var mı? Kurutulduğu hı-hı. zaman hani gün hani daha yarar dedin ya yani bildiğim ha, hani, şey var yani diye annelerimiz hep öyle söyler. Öyle büyüklerimiz hep öyle söyler. Kışın bulamayacağımız için kışın şeyi yazdan kurtarabiliyorsanız. pişirdiğiniz zaman yine 3 aşağı 5 yukarı aynı şeyi elde edersiniz. Tabii ki lezzeti değişir yani taze semizotuna göre. Salatasını yapamazsınız herhalde. Yapıyor musunuz? Yapıyoruz. Onu yapıyor. O da mı oluyor? Da oluyor. Kuru semizotun salatası var mı? Yoğurtlusunu yapıyoruz. Yoğurtlusunu yapıyoruz. Omega 3 bakımından da semizotunun değil mi? Semizotu var. Yeşil mercimek en zengin bitki olduğunu evet, biliyoruz biliyorum, değil mi? Evet. evet. Harika. İçinde yeşil mercimek var. Yeşil mercimek var. Nohut var. Bulgur var. 3 diş sarımsak var. Karabiber, evet. zeytinyağı, pul biber, salça, tuz, nane. Evet. Mis. Şunu da bir tadına tabii ki bakalım. Hocam mercimeğin faydalarını isterseniz uzun sırada anlatın. Ben de minnoş tadına bakayım şurada. Valla mercimek bizim yeşil bildiğimiz mercimek aslında proteinin ya. Karşılığı olarak değil anlatıldı. Mi? Zamanında sevgili rahmetli hocamız tarafından ifade edildi. O zaman bir başladı annem mercimekli börek yapmaya. Bir yığın şeyi mercimekli yapmaya başladık. Sonrasında bu aslında aradan herhalde bir 25 yıl geçti. Hala sürüyordu alışkanlık olarak ve hala da sürer. Ve doğrudur efendim. Biz evet. o zaman kıymetini bilememişiz. Bazen esprisi yapılır diye her şeye mercimek. Hayır öyle değil. Mercimek gerçekten sıra dışı bir şey. Yalnız önden bir miktar suyun içerisinde çimlendirmeniz gerekiyor. Yani evet. o çimlenme sırasında aktive oluyor mercimek. Ve bazı maddeleri sentezlemeye başlıyor. O özellikle faydalı hale geliyor. Ben çok iyi hatırlıyorum. Köşesinden böyle küçük sürgününü verirdi. Evet. Ucundan beyaz beyaz o şekilde görülürdü. Hatta ben derdim buna bir şey mi olmuş? Yok derdi annem onu filizlendirdik bir miktar derdi. O şekilde yapıldığı zaman öğrendik, evet. çok daha farklı oluyor. Evet, evet. Lezzeti de farklı oluyor. İçeriği de farklı oluyor. Evet. Şimdi gelelim tabii ki klasik az sonra yapacağız ama dolmalarımıza. Dolma.
Bir de soğan kebabımız var. Ha, ona da bakalım istersen evet. Daha önce. Soğan kebabı. Bildiğin sadece soğan bildiğimiz var. Bildiğimiz evet soğan. Ve içinde köfteler var. Bir de nar eşlisi de biraz. Soğanları ve içinde köfteleriyle. Evet. Soğanlar kabuklarıyla konulmuş. Aynen. Üst kabuğu soyuluyor. Ama bunlar küçük soğan herhalde evet, değil mi? Normal soğan büyük değil. Küçük seçiyoruz. Ne arpacık soğanı yok, mı diyordun? Yok arpacıklar daha büyük. Daha küçük. Biraz daha büyük. Soğanı ikiye böldünüz. İçine herhalde bir kıymadan bir harç yapıldı köftemsi. Değil mi? İçine biraz salça, baharatlar, tuz. Evet. Ondan yoğruldu. Hocam buyurun. Evet, teşekkür ederim. Afiyet olsun. Başka neler var? Kabak. Neydi? Kabak yemeği var. Bizim... Bunların üzerindeki bu yağ oranını... Bu şey hani servis yapıldı da kaseleri. Kabak sulusu. Yağ. Evet, kabak sulusu. Kaselere o kadar yağ denk gelmiyor mu? Gelmiyor. Benim çok ağzım yaşıyor şu böyle yağlı yağlı. Siz üstten aldığınız için. Ben de aldım evet hepsini. Valla bunun soğanı tek peki, başına çok lezzetli. Soğan da değil mi hocam? Çünkü zaman bazı yerlere gittiğiniz zaman mesela soğanın ızgarasını getirirler. Çok güzel olur. Kış kabak. Üzerine bir miktar sumakla falan çok iyi olur. Az evvel mesela gösterilmiş olan hamburgerin ben prototipini hatırlıyorum. O zaman çocuktum. Böyle zincir hamburgerci falan Türkiye'de yoktu. Bir tane et lokantası hamburger yapıyordu. Bazen giderdik. Güzel köfteyi yaptıktan sonra üzerine koyduğu şey sadece soğandı. Yani hafif sirkeyle karamelize edilmiş soğanı üstüne koyardı, kapatırdı şeyini verirdi. Çok 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 güzel olur. Özellikle bu tür hamburgerin içerisinde. Hocam peki normalde soğanı çiğ çiğ yiyemiyoruz, hani kokuyor ediyor diyoruz. Bir ya, şekilde de son derece faydalı olmaz mı soğanı böyle? Soğanı, olur tabii. Bence sarımsağı çiğ yemek. Yani ne kadar çiğ çiğ yiyecekler ki zaten. Hani çok fazla böyle ağzı buram buram soğan kokuyordu pozisyonda. Genellikle girecek işlerde çalışmıyoruz. Hocam ben yiyemiyorum mesela soğan akşamdan. Ama o... Mideyle ilgili bir sorun yok, mu? Yok hayır ben rahatsızlık. Tabii kokuyor? Ağız kokusu. Vallahi bilmiyorum. Genellikle koku kayboluyor. Hani çok isteyen üstüne bir parça karanfil falan çiğnediği zaman yine kayboluyor koku. Hayır, o kadar kalıcı değil. Bir tek ben bir şeyde gördüm o kokuyu. Hı. Hayatımda da böyle bir şey görmedim. Sarımsak kokar derler. Bir deneme yapmış bir arkadaşımız. Hı. İşte sarımsağı balla karıştırıp bilmem neye iyi gelir diye. Hadi dedim ben de deneyeyim bakayım şu ne demiş. Bizim öğretim üyesi arkadaşlarımızdan birisi. Kolesterole karşı bir şey. Hep böyle bir önerilerde bulundu. Tabii. Valla yani ertesi gün diye öbür gün bile bir kaşığının kokusu inanılmaz. Çünkü bal kokuyu fikse ediyor. Hiçbir şekilde bozulmuyor. Aa. Bal içine ne koyarsanız korur. Onun kokusunu bilakis ön plana çıkartıyor. Bu kadar hayatında bir şeyin uzun süreli olabileceğini etkisini düşünmemiştim. Normalde çünkü istediğiniz kadar sarımsak yiyin. İşte 3-5 saat sonra sabah kalktığınızda falan kokusu kalmamıştır aslında. Orada bir tek bunu gördüm. Onun dışında da görmedim. Hocam. Evet. Peki başka yemeğimiz ne kaldı? Salatalara geçeceğiz ama ondan önce şunun içini anlatmadık. Onun içinde de kabak var. Kış kabağı bizim oranın yöreye ait. Yine kuruttuğunuz bir kabak mı? Yok hayır. Bal kabağı mı? Bal kabağın değişik yani içi farklı oluyor. Bal kabağı kırmızı oluyor. Bizimkisi böyle sarı oluyor. Aa bu patates değil. Evet, patates değil. Kabak bu. Şunları ben biz kış kabağı dediniz. Biz buna kış kabağı diyoruz. Kış kabağı. Kış kabağı ile bir yemek yapabiliriz. Buna da hani nohut galiba bütün yemeklerde maşallah var. Evet aynen. Evet. Yine kemik suyu, etli kemik suyu koyuyoruz. Ve kabak. Et ne kullandınız içine? Kemik suyuyla et kullanıyoruz ama olmadığı için biz hemen et kavurup içine koyuyoruz. Et kavuruyorsunuz. Sonra tamam. Naneyle yağ. Kuşbaşı koydunuz içine. Bol yağlı görünüyor. Evet, yine bu da eski. Limon tuzak yine hafifli, acılı. Genelde hepsi aşağı yukarı. Ya o yağ yüzeye toplandığı için yağlı görünüyor. O yani o yemeğin bütününe baktığınız zaman o kadar yağlı bir yemek değil. Öyle değil. Tabii. Evet. Yemeklerimiz çok güzel. Şimdi yanındaki salatalara, turplara ve birazcık da turşulara bakalım istiyorum. Bu size ait bir salata mıdır? Nedir? Gavurda. Gavurda salatası. Evet aslında hepimizin çok iyi bildiği değil mi? Aslında evet yani bunu nedense çok iyi biliyoruz. Yani gayet güzel. İsmi akılda mı kalıyor artık? Nereden gelmiş ismi onu da bilmiyorum ama çok lezzetli bir salata. Şey Antep'in Gavur Dağı var. Oradan belki hani ismi var, oradan. Var, öyle bir yer var yani. Var. Nur Dağı denir aslında. Nur niye ama Gavur Dağı da bilinmiyor. Salata niye dağın adını vermişler mesela? Demek ki orada yetişen yani, ürünlerle mi yapılıyorlar artık? Orada mı şey yapıyorlar? Bakayım bir oradan. Geldim hocam. Bu da bayağı içerisinde. Çünkü biz de mesela kebapçıya gittiğimiz şeklinde. Zaman evet kebapçıya gittiğimiz zaman genellikle bu salatayla karşılaşıyoruz. Bu farklı lezzetleri görmüyoruz ama bir kebabın yanında evet, mutlaka gavur daha yeniliyor. Evet, tabii bunun yanında ayrılmaz parçası var. Siz onu koymuşsunuzdur herhalde. Ceviz. O da
Yok, hayır, nar ekşisi. Nar ekşisi. Nar ekşisinin konması gerekiyor. Nar ekşisini koyduğunuz takdirde aslında pek çok ortalama bir salata buna dönüşüyor. Değil mi hocam? Evet. Aşağı yukarı aşağı herhangi birkaç tane kattığımız şey sebzeye nar ekşisi, cevizi koydun mu? Koyduğunuz zaman oluyor. Evet. Var mı nar ekşimiz birazcık orada? Bir alabilir miyim nar ekşisini? Azıcık daha koyalım şöyle var güzel güzel ya. Görünsün. Gevurdağımızda. Teşekkür ederim. Hocam zahmet oldu, sağ olun. Şöyle bir güzel nar ekşisini üstten dökelim. Çünkü bu beklediği için. Aynen. Oo, harika oldu şimdi. Şimdi bir tazelendi, bir yenilendi. Değil mi? Peki salatamız. Başka çeşit salata yok şu anda gördüm. Yok, hayır. Ama buraya maydanoz koymuşsunuz. Neden? Ya hayır, bizim sofralarımızda yeşillik yerler. Olmazsa olmuyor. Evet. İlla her zaman yeşil soğanımız, maydanozumuz, teremiz, rokamız hep olur. Yani siz bunları yemeğin yanında mı tüketiyorsunuz? Çiğ olarak. Çiğ olarak. Hani yeşil soğan, sarımsak, tere, hı-hı, bunları hep tüketiriz yemeğin yanında. Tere de tüketiyorsunuz. Evet. Ay, tereye de ben bayılırım hocam. Sever misiniz tere? Valla ben çok aroması baskın olan şeylerden pek haz etmiyorum. Yani çok roka. Örtüyor. Roka da aynı şekilde. Hani salata olursa salatası olarak tam bir şey değil ama hani bastıralım işte içerisine bol zencefil koyalım. Geçenlerde bir örneği anlatıldı. Bir Uzak Doğu mutfağının örneği. Her şeye zencefil koymuşlar. Her şeyde evet. Başka tat alamıyorsunuz diyorlar. Sadece yani aslında et gelmiş gibi duruyor ama bir tat alamayınca ben onu anlamıyorum. Doğru haklısınız hocam. Onlar evet. Demek ki alabiliyorlar tadı arka planda. Her şey zencefil yemeğine dönüşüyor. Tamam, gelelim. Çorbamız var. Yaptım. Burada tarhana istediyor. Tarhana çorbası. Ha, tarhana çorbası yaptım. Evet, bizim oraya özel tarhana çorbası. Aa. Buğdayla yapılıyor, yarmayla. Onu haşlıyoruz. Bakamıyorum, kaşığım yok. Şuradan bir 3-5 kaşık alabilir miyim Merveciğim? Onu haşlıyoruz biz. 3-5 kaşık. Evet, nasıl yapıyoruz? Haşlanıyor. Annem yapıyor bunu. Benim genelde bize yapıp gönderiyor. Haşlıyor. Süzme yoğurtla. Onu tekrar yoğuruyor. Kaşıkla alıp. Bir bezin üzerine seriyor. Orada gölgede kurutuyor. Oh, mis. Yani içinde buğday oluyor. Buğday var. Yarma var. Onunla birlikte kurutuluyor. Haşlıyorlar yarmayı. Sonra süzme yoğurt koyuyorlar. Onu tekrar yoğuruyorlar. Tamam. Kaşıkla alıp bezlerin üzerine serip kurutuyorlar. Sonra da gölgede, kışında böyle çorba tüketiyoruz. Tekrar çorba yapıyoruz. Bunun mantığını anlayabiliyorum. Yani siz şey koymuyorsunuz içine, salça falan koymuyorsunuz. Yok, bunda salça yok. Evet. Sadece böyle bir şey. Domates, un yok. Yani yok, bizde öyle bir şey yok. Ve kurutuyorsunuz. Kurutuyoruz, evet. Kuzey'de derler ki işte Anadolu'nun Karadeniz bölgesinde genellikle kurutacak iklimi olmadığı için. Evet. Güneyde. Onlar kavanozda yaş olarak, topak olarak tutulur. Hı-hı. Güneyde ama hepsi kurutulabiliyor. Evet, hocam siz tarhanayı da çok öneriyorsunuz değil mi? Tarhana çorbası. Valla bunların hepsini aslında bir yere kadar tabii ki öneriyoruz. Tarhananın çünkü özel bir o probiyotik, mürobiyotik falan denilen hikayeye çok yakın o. Bana anlatılan mesela orijinal kaynaktan geliyor. Bazen yazışmalar oluyor böyle. Efendim diyorlar biz bunu yaparız. Ondan sonra yoğurt alınır, ekşimesi için bodruma konur. Ondan sonra dua edilir yoğurda, bol ekşisin diye. Aa. Arkasından tabii bir ay falan beklenir. Artık optimuma çıktığı zaman şeyse ondan sonra tarhana yapılıp serilir. Ve serme işlemini de hatta sabahleyin çiğ düşerken falan yapılır falan gibi bir şeysi vardır. Çünkü o ilk enerji gelen enerjiyle birlikte mayalanma gerçekleşsin mantığında. Sonra da kurutulur. Arkasından işte kullanım için hazırlanır. Bunun kendi içinde bizim bildiğimiz beslenme dışında başka anlamları var. Yani içrek anlamlar da var bunun içinde. O nedenle önemli bir şey olduğu kesin. Evet. Sadece bazı gıdalarla beslenilebilecekse tarhana onlardan bir tanesini oluşturuyor. Harika. Peki burada bir kurutulmuş şeyimiz var. Patlıcan. Bu kurutulmuş patlıcan yemeği. Siz olmamış. Dedin. İçine altını böyle dolma yapıyoruz. Üst başına da. Kurutulmuş patlıcanın saplarını atmıyoruz. Ondan da bu yemeği yapıyoruz. Neydi bu yemeğin adı? Pardon, bu mıncırık aşı. Mıncırık aşı. Bu mıncırık aşı. Mıncırık aşının patlıcanın sapı. Islandığı zaman bu hale mi dönüşüyor? Ciddi misiniz? Evet. Ya bu bayağı bildiğiniz şey ama bu. Şöyle hocam. Sıcak suda açıyoruz biraz. Bakın. Evet. Bir aynısı. Vallahi aynı. Evet. Harika. Saplarını da bize güzel yediriyorsunuz vallahi. Hadi bakalım. Hiçbir şeyi alamayız. Harikasın. Peki turp da herhalde yemeklerinizin yanında vazgeçilmez. Ve biz bunu baharatlıyoruz bazen. Nar eşkisi, pul biber, limon. Nar eşkisi nerede? Ben bayılırım bir saniye. Hemen şuradan alayım. Nar eşkisi çok yakışır. Evet. Hafif zeytinyağı. Limonlu böyle hafif tuzladın mıydı? Bunu kutur evet. Yersin. Biz öyle yapıyoruz çok genelde. Çok yakışır. Çok güzel. Harika.
Hafif de zeytinyağı koyayım evet. Ben buna. Siz yapmamışsınız. Bari ben yapayım. Hep Çağla çalışsın, koştursun oradan oraya dur. Topuklu ayakkabılarla. Şöyle güzel de bir zeytinyağını dökelim. Bunun üzerine ben baharat falan da koyarım. Evet. Değil mi? Çok yakışır. Nane, pul biber. Bir de şey var bizde. Sumak bile çok sumak, yakışır. Evet. Değil mi? Kuru sumak döküyoruz. Of çok, çok güzel, güzel olmuş. Olur. Harika. Konuşmadığımız bir şey kalmadıysa kaldı. Turşumuz kaldı. Evet. Turşumuz. Ayranımız her zaman olur. Yani aslında yemeklere evet. Baktığımız zaman hafif yağlı gibi görünse de yanında yedikleriyle beraber. O kadar, yağlı diye bakmayın. O salçanın görüntüye verdiği bir yağlılık kumaşı var. Halbuki aynen, değil yani. Öyle yağlı değil yemekleri. Evet hocamız çok iyi. Peki yemekler o kadar yağlı değilse sen böylesin sen kilo almışsın. Ben aldım hocam. Sen neyden aldın? Hangi yöreye ait yemekleri yiyorsun? Ben de Gaziantep. Ya seni yiyeyim ben. Çocuk var mı? Ben 4 tane. 4. Maşallah. 4 tane çocuk varmış maşallah diyelim. Allah bağışlasın. Haydi o zaman kurutulmuş sebzelerimizin yanına gidelim. Dolmalarımızı hocam buyurun doldurmaya başlayacağız yavaş yavaş. Evet. Ha, bakın bunlar ilginç. Bunları sorgulamak lazım. Şimdi bu bir yön. Kabak. Şimdi... Bu kabak mı? Evet. Kabak da kuruyabiliyor mu böyle? Evet ama bu bildiğimiz kabak değil. Ha. Yani bildiğimiz kabak. Bildiğimiz kabak kurutmaya kalkarsanız yani. Muhtemelen yok olur. Aynen. Bu başka bir şey herhalde. Daha uzun. Daha değişik. Daha değişik yani bizim oralarda. Yumuşak ona rağmen. Kıvam yumuşak. Aa evet. Değişik bir kabak. Bunlar da kurutulmuş, kurutulmaya hazır herhalde. Daha tam kurumamış kurutulmuş mı? Kurutulmuş biz onları haşladık şimdi. Haşladınız, doldurmaya hazırlamak için haşladınız yani siz. Tamam. Kurutulmuş hali. Şimdi içimiz hazır mı? İçimiz burada. İçimizi yapıyoruz. Ayrılın. Ayrılın. Evet. Mutfağı tezgahı terk edin efendim. Bunlar da bamyalar. Bamya, evet. Bu bamyalar özellikle böyle küçük küçük olanları mı tercih ediyorsunuz yoksa sizde böylesi mi var? Yani daha tercih küçük olması daha tercih oluyor. Daha kolay aynen, kuruduğundan mı? Daha körpe olduğundan mı? Görsel olarak daha hani güzel duruyor. Valla insanlar genellikle buna aa kurutulmuş bamya derler de hani gidip de kimse alıp da yaptığını da duymadım şimdiye kadar. Halbuki... Çok pahalı olduğu için. Mikrofonu çok konuşalım mı canım? Mikrofonu onu bir daha bir söylesenize lütfen. Ne kadar pahalı olduğunu doğrusunu istersen. Eskiden çok yapardık biz bunu. Evet, fakat şimdi en aşağı 150 lira onun kilosu burada. Ciddi misiniz? Evet. Aa, ne diyorsunuz? 150 lira. 100 liranın üstü yani. Ama şey olarak hocam kurutulmuş olarak. Kurutulmuş olarak. O, evet. Kurutulduğu evet. için kaç kilo? Bamyanın kilosu ne kadar biliyor musunuz 12 peki? 12 kilo falan. Yani 12 lira falan. Onu bilmiyorum ama 15. Kurutulmuş çok pahalı. Eskiden yapardık şimdi konserve alıyoruz. Konserve onları alıyorsunuz. Yapıyoruz. Evet. O şeyler süperler oluyor ya onlar da yani. Evet. Dondurulmuş ama diyelim. Ama aslında yazın alıp yapabilirsin ablacığım. Onu da yapıyoruz. Dolaba koyuyorum devamlı bulunuyor. Ha benim. Öyle derin dondurucuda saklama Bezelya, şansınız var. Bezelya, barbunya yani gibi. İstanbul'da evet, kurutma işlemini gibi. Biraz zor yaparız. Yok, onu aynen. söylemek değil lazım. Mi? Çünkü ha. iklim nemli efendim. Nemli ortamda hocam, kuruma sırasında sorun çıkıyor. Taze tadı kalmıyor. Yani. Hocam nem yani İstanbul'da lazım. Birilerinin mutlaka Anadolu'dan birileriyle bağlantısı vardır. Ya, İstanbul'un zaten Anadolu'yla bağlantısı var. Yani isterseniz oradan da getirebilirsiniz. Ama biz de burada piyasaya girdiğinizde haklısınız. Yani 100 küsür liraya çıkar. Çok ama şunu da söyleyeyim tabii suyu uçtuğu için aslında o kadarcık mesela şu gördüğünüz kadarı normalde kaç kilo bamya eder? Hocam ben yani şöyle tarttığımda bu bir kilo etmez. 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 Tabii. Kurutulmuş o kadar yani. Peki hocam, bunun yani için biz... yaşken kaç kilo eder bu? Oldu mu bu? Oldu. Evet. Yaşken? Yaşken bu kaç kilodur? 3-4 kilo vardır, gelir mi? Vardır değil mi? Aynen aynen. Biraz oradan. Alacağımız 100-150 gram bayağı oluyor. Ha, İçine öyledir. Havuç koyuyoruz, patates koyuyoruz, ha, soğanı var. Yani yetiyor. E tamam. Evet. 100 gram kaşığı olduğu zaman da 12 lira 15 lira falan ediyor. Kaşıkla da dolduruyoruz. Kaşıkla daha kolay. Başladım doldurmaya. Vallahi çok güzel de oluyormuş. Demek böyle yapılıyor efendim. Orada yarım göstermiş olduklarınız bunlar mı yani? Böyle evet, mi evet, olacak? Aynen. Aynısından pişmiş, olacak. O pişmiş hali. Şimdi böyle durumlarda tabii peki insan merak ederek genellikle bunun bu halinin tadını anlamak istiyor. Çünkü arada kaynayıp gidiyor bu tatlar. Bunun tadı nasıldır derseniz bir kere kıvam maşallah yani bu kopartılır bir şey değil be. Bu nasıl yeniyor? Bir de bu acır. Bizim orada acır derler. Bu böyle küçük tüylü şekilde. Ne yediniz hocam ya? Acı. Ciğerinin tadına bak. Pek ısırılabilir gibi değil ama güzel. Kıtır kıtır sanki değil mi? Evet. Evet. Şimdi içinin hazırladı. Neler kattık? Sen o sırada istersen onları da bir tekrarla. Pirinç, zeytinyağı, kırmızı biraz biber, karabiber, tuz, sarımsak, soğan. Evet.
Bir de salça kattık. Bir de salça kattık. Biber salçası biber kattık. Salçası, özellikle de birazcık acılı. Evet. Biz değil kendimiz mi? Orada yapıyoruz biber salçalarımızı memlekette. Evet. Annelerimiz, annem yapıyor. Hı-hı. Dolmalarımızı falan. Bir de şey yani dolmayı herkes yapar ne ama ya? Herkes der ki biz yapıyoruz ama sizin lezzet gibi olmuyor mu der. Evet. Aynen. Nedendir peki? Biz artık limon sürekli yemeye gelirler size. Suyuna da biraz limon tuzu katıyoruz. Çok saniye bir dakika söyledi. Suyuna biraz ne limon katıyoruz? Limon tuzu katıyoruz. Bir de salçamızla alakalı. Sizin değil mi? Sizin tabii, ev yapımı salçalar. Evet, salçamız. Bambaşka oluyor. Hep o yüzden de getirtirler ya oradan buradan bu Antep'ten aynen geldi, bu buradan geldi diye. İzleyin güzel oluyor mu? Çok güzel oluyor. Evet. Peki kurutma işlemini nasıl yapıyorsunuz? Onu tekrar bir anlatalım. Kurutma işlemi patlıcanları başlarını kesiyoruz. Patlıcanların başlarını evet, bizim kesiyoruz. Ona ait bir bıçaklamışağımız var. Onu özel oyuyoruz. İçini oyuyorsunuz. Evet oyuyoruz. Sonra kazıyoruz içindeki o tohumları alıyoruz. Almazsak bunlar heder olur. Yani bütün şey, yani tohumları tamamen aslında kabuk kısmını kullanıyorsunuz. Evet, yani kabuk burada kısmını. Hissettiğim evet. Şey evet, o yüzden aynen. Kabuk zor. Dişini çiğneniyor dediğim şey kabuk kısmı aynen aslında bu. Evet. Sonra? Sonra onları iplere saplıyoruz. Güneşin altına seriyoruz, kurutuyoruz. Güneşin altında patlıcanı kurutabiliyorsunuz ama bamyayı kurutamıyorsunuz. Bamyayı da biberi kurutamıyoruz. Biber de mi? Gölgede kuruyor. Gölgede kuruması gerekiyor. O gölgede kuruması kırmızı meselesinde kırmızı buğunu alabilmek için nemsiz ortamın olması gerekiyor. Aksi takdirde beraberinde sıkıntı çıkıyor. Çünkü bunlar tuzlama falan yapmıyorlar ayrıca. Yapmadıkları için nemli ortamda olması genel sorundur. Ama bunlardan siz bu durumda çorba morba falan dilimleyip yapamaz mısınız? Böyle ince ince kıyıp mıyıp falan olmaz mı? Olmuyor mu? Yok mu yani? Geliştirme yok. Yok. Yok mu yani? Olmuyor mu yani? Mesela orada var hocam. Patlıcanları öyle diliyoruz. Ha, kurutuyoruz. Işte niye kaşıkla yaptık? Onunla şey, musakka yapıyoruz. Ellen doldurman daha çok evet, daha kolay olur. Daha lezzetli benim oluyor. Bana burada eziyet olsun diye kaşıkla fıldır. Bak kendileri şık şık evet, ellen dolduruveriyorlar. Gördün mü? Bazıları doldurun böyle diye. Doğru haklısın. Yöntemi çünkü öğretmiyorlar. Niye? Çünkü yapamayın diye. Yapamasın diye. Doğru. Bak şöyle tık 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 çok daha rahat olur. Çünkü öbür türlü kaşığın giremeyeceği kadar küçük olan şeyler de var. Dolmalar da var. Rengarenk vallahi çok güzel oluyor. Bu neymiş maşallah. Yavuz hocam bunu size yapıyorum. Aa patladı. Yok olmadı. Olacağı dur. Şimdi efendim şöyle düşününüz lütfen. Burada birkaç tane kavram var. Mesela patlıcanı dediğiniz zaman patlıcan ciddi anlamda o da bamya gibi değişik bir şey. Çok değişik bir şey çünkü patlıcanın normalde yiyeni yok. Çiğ patlıcan evet, doğru, ansiklopedi doğru bilgisine göre sadece insan tarafından yeniyor. Diğerleri yemiyor diyorlar. Yani hayvanlarda patlıcan bir gıda unsuru olarak kullanılmıyor. İçine baktığınızda da çok fazla bir şey yokmuş gibi görünüyor. Ama közlediğiniz zaman durum değişiyor. O közlediğinizde tabii, lezzet tabii inanılmaz büyük bir değişiklik. Çiğ patlıcanın tadı muhtemelen yenir bir şey değildir. Evet. Ama ister kızart, ister közle, isterseniz turşusunu yapın, ne yaparsanız yapın. İmam bayıldısından karnıyarığına kadar her şekilde bir şey oluyor. Reçeli de dahil olmak üzere. Reçelini de yapabiliyorsun. Turşusunu da yapıyorsun hocam. Peki hocam patlıcanda nikotin olduğu söyleniyor. Bu piştiği zaman içinden ne çıkıyordu bu kadar lezzetli oluyor? Çiğken bu kadar tatlı susuz bir şey. Muhtemelen kükürt tadı veriyor efendim. O da muhtemelen kabuk altında bulunuyor. Yani kabuğun hemen altında. Çünkü siz şöyle bir düşünün. Közlemişsiniz. Ocağın üstünde bile rahatlıkla yapabilirsiniz ama onu mevsiminde yapmanın avantajları var çünkü şu an piyasada bulunanlar mevsim olmadığı için aslında biraz şişirilmiş olanlar. Onları köze koyduğunuz takdirde yok oluyorlar. Közleme için olanların dolgun olması lazım. Hakikaten dolgun evet olması lazım. O dolgun olanlar ise mevsiminde oluyor. Ama siz onu koyduğunuzda o altından kabuğun yavaş yavaş sıvı sarı bir su süzülmeye başlıyor. Muhtemelen lezzeti ve o besleyici unsuru o veriyor. Çünkü bu bizim için çok kıymetli olan bir amino asiti içeriyor. Kükürtlü amino o asitleri. Patlıcanları yemeye güzel olur. Her şey çok güzel olur. Mikrofona konuşur. Ama şöyle de söyleyeyim. Yani sonuçta yediğiniz kısım yine kabukla ilişkili. Bakın kabağın da içine baktığınızda kabukla ilişkili. Kabuk dışında kabakta çok fazla bir şey yok. Lif vardır. Patlıcanda da kabuk vardır. Domatesin de yine kabuğu aynı şekildedir. Hep kabukla ilgilidir. Çünkü kabuk esasında onun içeriğinin büyük bir kısmını tutar. Burada ne yapıyorlar onlar? İçini boşaltıyorlar görüyorsunuz. İçi yok. Sadece evet, kabuğu evet, var burada. Evet. Dolması yapıyoruz diyorlar ama aslında kabuğu var. İçini peki bu domateslerin falan boşalttığınızda onlardan salça malça mı yapıyorsunuz? Domates önemli. Hani onu sos yapıyoruz. Onlardan sos yapıyorsunuz. Şeyin, onun içini biber yapıyoruz. Pul biberi. Ha, öyle mi? Yani onu da yapabiliriz. Yani ondan da faydalanır. Patlıcanın içini yani yine kurutulup
hani haşlayıp kahvaltılarda sos da yapabiliyoruz. Hmm. Hani her şekilde değerlendiriyoruz yani içindeki malzemeleri. Bir de biz hani patlıcanı çok tüketen bir şeyiz. Hani memleketimiz çok patlıcanı tüketir. Vallahi İstanbul'da patlıcanı çok tüketir. Evet. Yani patlıcanın yani kahvaltı... hele hele yazı yaz vakti şöyle bir düşünün. Yani en basit şeydir. Alırsınız kabakla patlıcanı kızartırsınız. Üstüne bir sosu hazırlarsınız domates ve sarımsaktan. Dökersiniz, gezdirirsiniz. Tek başına zaten olağanüstü lezzetli ve çok pratik de bir şeydir. Benim arka komşulardan, görmüyorum mu komşular, arada buzlu cam var ama kokuyla hep anlaşıyoruz onlarla. İstisnasız neredeyse her akşam bir şey kızarıyor, onu biliyorum. Ya bizim milletimiz kızartmayı sever, onu da anlamış durumdayım. Yani herkes evet, söyler aman kızartma mideme dokundu falan, hiç öyle bir şey yok. Evet. Gayet güzel. Yeter ki yağı uygun kullanın. Yani yağı, ben bir kere kullanın atınız demiyorum ama... Hani aynı yağıyla ben 5 kere yapacağım falan derseniz olmuyor. Nasıl anlayacağınızı da söyleyeyim. Çoğunuzun deneyimi. Ben de aslında bunu son 5 yılda falan deneyimledim. Yani patlıcan falan kızar, balıkta sadece deneyimledim. Bakın patates bile kızartsanız, yağı kızdırdığınız zaman yağ elinize sıcaklığını vermez. Bakın suyu kaynatırsanız üstüne elinizi tutamazsınız. Çünkü buharlaşmayla enerjiyi kaybeder. Ama yağ kaybetmiyor. Yağ içinde topluyor enerjiyi. Evet, evet. Arkasından birinci tavayı attığınızda zor kızarır. Ama altın sarısı çıkar. 2, 3, 4 derken daldırmanızla çıkarmanız bir olur ama bir anda artık kızarmışlığın ötesine kararma meydana gelir. Orada artık yağ bitmiş demektir. Onu geri dönüşüme sokacaksınız. Sakın etrafa dökmeyin. Evet. Çoğu yağdan bir şey olmuyor. Evet. Bu da bu arada ellerinize sağlık efendim. Hocam 2 dakikada bitirdik. Vallahi yaptınız. Ben de şaşırdım. Bunu pişirirken hocam. Bunu koyuyoruz üstüne. Bunu dağılmasın diye. Dağılmasın tencereye. Bunu koyuyoruz. Aha, tencereye koydum. Tencereye göre boyutları değişiyor. Hadi gidelim o zaman bunu tencereye koyalım. Ben de en son mantar kolyesi takmıştım. Bugün de kuru domates kolyesi taktım. Oldukça yaratıcıyım hocam. Buyurun hocam şöyle mutfağımıza geçelim. Dolmalarımızı tenceremize koyalım. Dağılmasın diye sanki daha büyük bir şey konulmaz mı? O sadece tutuyor mu? Göre değişiyor. Ha, boyutuna göre tabii değişiyor tencerenin. Daha da büyüyor, daha da küçülüyor. Peki nasıl yapıyoruz? Hadi bakalım. Buraya kadar her şey gayet kolaydı. Evet, değil mi? Kolay. Aslında ben yani çok zor değil. Yok güzel. Güzel vallahi şey. Dolmanın ön lezzetli. Aşaması zor. Evet. Yani evet, onların aynen. Toplanması, aynen. Kurutulması, şey yapılması o aslında o zor olan doğru. Yani geri kalanında dolma evet. Açısından normal dolmadan daha kolay. Aynen. Normal dolmada bir de onların içini oyuyorsunuz. Evet. Şimdi, halbuki burada onlar hazır. Yaz boyunca kışlık hazırlıyoruz. Dolma, salça. Bamya. Ağızları... Burada bazılarının açık aklına mı? Şöyle bir şeyler böyle takılıyor. Onlardan lütfen aklınızı, zihninizi kurtarın. Yok işte sinek mi konmuştur, bilmem ne mi konmuştur. Öyle olmuyor efendim. 2000 yıldır yemek yapılan yerde üstüne bilmem ne kondu, o kondu, bu kondu tedirginliğine girerseniz o zaman işte hata çıkmaya başlıyor. Evet. Çünkü siz bunu bir kere yıkıyorsunuz, önden haşlıyorsunuz. Arkasından zaten pişiriyorsunuz. Hani böyle bir bulaşıcı hastalık, sinek kondu, minek kondu. Bize de zamanında öyle öğretmişlerdi ama keşke sinek konsun diye artık bakıyoruz. Çünkü sinek konmuyor zaten artık. Değil mi? Bakıyor sinek, bunda yenecek bir şey yok diye gelmiyor. Gelmediği zaman anlıyorsunuz ki yenecek bir şey değil aslında. Evet. Patlıcanlarımızı, biberlerimizi, kabaklarımızı, domateslerimizi değil mi? Domates. Şu biberdi, doğru söyledin. Tamam. Acır. Şu benim boynumdaki domates. Hocam kurtulmuş domates de çok faydalı. Değil mi? Kurtulmuş domates tabii ki çok faydalı. Yani normal domatese göre kurtulduğu zaman daha faydalı olduğunu biliyoruz. Gün kurusu denen şeyde topladıktan sonra işlem sürüyor bir miktar daha. Evet. O kurutma aşamasında güneşin verdiği etkiyle içerik artmaya başlıyor, zenginleşmeye başlıyor. Zaman zaman o yüzden böyle bunların hazırını satan daha teknik çalışan arkadaşlarımız evet. Diyor ki işte biz de çok güzel fırınlarda kurutuyoruz. Fırında kurutmayla. Güneşte kurutma aynı şey değil tabii. Evet. Güneşte kuruttuğun zaman olayın şekli değişir. Hocam güneşte kuruttuğumuz zaman içine hapsettiği D vitamini aslında kışın almamız gerekeni bize veriyor mu? Karşılar. Değil mi? Önemli bir kısmını karşılar. Mantar bile yapacak olursanız bunlar da kitabi bilgi ama sayenizde öğrendim. Vallahi şu kadar da merak etmiyordum. Hani birisi bir şey sorarsa diye mecburen okumak zorunda kal. Ama annem yapardı onu çok iyi hatırlıyorum. Değil mi hocam? Annem mantarları tepsiye dizerdi. Ondan sonra camı açardı onları güneşlendirirdi. Evet.
Bunu 20 dakika yaptığınızda mantarın içerisinde D vitamini sentezi oluyor. Evet, bravo. Yani bu sadece düz günlük mantar tüketimi. Açık güneşli bir havaysa açın camın önüne koyun, yeterlidir onun güneş. 20 dakika içerisinde çok ciddi miktarda D vitamini de artış meydana geliyor. Normalde çok fazla yok D vitamini mantarda. Kışın yapabileceğimiz bir şey değil. Yazdan yaptığımız bir şey olduğu için sabah kahvaltısında bile hafif zeytinyağlıyı kurutulmuş domatesi salatalarımıza, sandviçlerimize katabiliyoruz. Yani şey. Ya bunu çocuklarınıza kesinlikle sevdirtin. Çok güzel çünkü. Hem de D vitamini açısından oldukça zengin olacak yazdan güneşin ışıklarıyla kuruttuğumuz için. Evet, gelelim dolmamıza. Biraz tuz ektik. Zaten ekmiştik ya. Ama suyu koyacağız ya. Bunlar tuzu çok, çok şey. Bunun üzerine su ilave edeceğiz. Suyu da koyacaksınız. İçerisindeki pirinç efendim çiğden mi koymuştunuz? Onu bir miktar haşlamış mıydınız? Yok, çiğden koyuyoruz. Çiğden pirinci hazırlıyorsunuz. Evet, çiğden. Onun suyunu bol koyduğumuz zaman o kendi haliyle bir saat pişiyor. Bir saat bırakacağız böyle. Tabii beraberinde tabii kavurun içinden de lezzeti de çekiyor. Harika. Haydi koyalım o zaman onu da ocağımıza. Bunu isteğe göre şey de koyuyorsun. Sumak eşkisi de koyuyorsun. Sumak çok yakışır. Evet. Sumakçıyım. Her şey sumak valla. Sumak var mıydı bizde ya? Sumak da koyalım azıcık. Çok yakışır. Ayşe ablam ne koydun? Sen söyle ablacığım bir daha. Tuz. Limon tuzu. Şey baharat olarak var mıydı ablacığım? Yok, dışına baharat koymuyoruz. Hayır, sumaktan bahsediyoruz ya. Sumak koyuyoruz üstüne. Ha. Tamam, bu kadar. Çok yakışır. Evet, çok yakışır. Sen başka bir şey söyledin biraz önce de. Ne söyledin? Sumak eşkisi. Evet, bizde sumak eşkisi de. Eşkisi. Eşki. Peki, var mı sumak Ayşe abla? Yoksa da alalım hemen onu ama ocağa. Ama Ayşe Hanım'ın yüzünden zaten o mutluluk okunuyor. Yani o çok özel bir duygudur. Bir şey yaptığınız zaman onun lezzetine... Değil mi? Haiz olma, onu bilme, onu isteme, o duygu gözlerden yansır belli böyle. Olur, doğru. Hani bir yere bilmem neye hadi gidelim dersiniz, o onun yüzünden yansıyor. Evet, güzel bir şeydir ha. Kesinlikle. İnsanlar ne için yaşar ki? Yani bazı şeyler küçük keyifler için yapılıyor. Kesinlikle hocam. Evet, şimdi geçelim ustamızın yanına ve az önce tabii ki üzerinden geçmedik, onları da konuşmasak olmaz çünkü bu kadar emek vermişler. Yavuz hocam size böyle alayım lütfen. Nohutumuz, haşladığımız nohutu pilava ilave edeceğiz tekrardan. Nohutlu pilav haline gelecek. Şimdi orada. Buyurun edelim. Pilavımız tamam, şu meşhur camekanlı şeylerde gördüğünüz nohutlu pilav konfigürasyonu oluşuyor. Nohutlar haşlandı. Nohutları ayrı haşlıyoruz. Nohutlarımızı bir gün önceden biraz yukarıdan bırakın. Dökelim de açı olarak. Evet. Harika. Bir gün önceden ıslatmaya bıraktınız, evet, ondan sonra haşladınız. Evet, ertesi gün haşlıyoruz. Güzel. Bunları kabuklarını iyi temizlediniz mi? Yine nohutumuz da yerli. Kendi... Siz bu kadar pilava bu kadar nohut koyarsanız batarsınız. Yok ya. Arada görünecek hocam, lezzet, efendim. Lezzet. Lezzet önemli, kalite önemli bizim için. Hemen şuradan. Kepçemiz burada. Alayım şunu ben. Şunu da verebilirim istersen. Yok, bu yeterli olur. Ha, üstüne döktünüz, karıştırmadın. Ha, karıştırıyorsunuz. Evet, karıştırıyoruz ama ayrı haşlıyoruz. Kesinlikle pilavla beraber haşlamıyoruz. Yok, şu an nohut yeterli olduğunu gösterdi. Yani kesinlikle. O kadar şey değil. Evet. 2 kilo pilava. Hı-hı. Yarım kilo. Yarım kilo nohut. Nohut yeterli olur. Bol nohutlu seven için. Daha az da tabii ki. Bugün ne yiyeceğiz, yapacağım mı? Evet. Bu arada bir saniye, çok pardon, affedersiniz. Sumağı mı koyacaksınız? Sumağı koyacağım çünkü ben onu istedim. Şunu ben alayım. Şunu bir alalım, şunu da alalım usta. Şunu ufacık bir hemen sumağımızı da koyalım, öyle pişsin istiyorum. Ooo, eşkili oldu vallahi. Eşkili evet. Eşkili herhalde zaten buharı ile birlikte of. Aşağıya... Of. Tamam, peki o bu özel bir şey mi? Yani bunu özellikle mi böyle delik? Bu evet, dolma için. Özellikle dolma için. Bayağı ağır şey değil. Hani evet, öyle dışarıdan tabii. Göründüğü gibi de bayağı ağır. Bastırıyor yani. Özellikle evet bastırıyor. Hani tabak yerine evet. Özel olarak bu. Evet, şöyle bir daha göstereyim. İnanılmaz oldu. Aynen. Oy, sumağı iki kattım. Kim kattıysa ellerini dön öpeyim bak. Ama bizim sumağımız sıvı olur. Onu herkes bilmez. Nar eşkisi gibi olur bizim. Bak, bunu da söylemiyorlar. Bak, niye getirmediniz sumak eşkisi? Saklıyorlar. Evet, bir dahakine inşallah. Nar eşkisi getirdik ama. Nar eşkisi, sumak eşkisi hepsini getirin. Bir dahakine lütfen. Bir dahakine. Çok rica edeceğim ya. Şöyle koyuyorum. Evet. Oh. Ne yiyoruz? Kaç alalım efendim? Bugün ne yiyeceğiz? Bugün pilav üstü tavuk. Yiyeceğiz. Uydurdun. Nohutlu pilav yiyeceğiz. Nasıl bir uydurdun? Nohutu söylemiyoruz ama. Niye? O biraz uzuyor o zaman.
Nohutlu evet. Pilav ye. O yüzden mi uzuyor diye evet, mi? Pilav üstü dediğimiz zaman zaten bizim... Peki bunun yanına dışında bir şeyler koyuyor musun? Nohutlu pilavın yanına şöyle değil de tavuk mu koyuyor musun peki? Tavuk oluyor her şey, her şeyden koyuyoruz. Şöyle bir... En çok ne tercih ediliyor peki? En çok et kavurma ve tavuk tercih ediliyor. Diğerleri daha böyle biraz daha az tercih az ediliyor. Az tercih ediliyor. Tavukları da üzerine güzelce, benim kafamı çekersem iyi olur. Tavukları da güzelce didiyoruz. Bu pilavcıların tarihçesine baktınız mı peki siz? Bakın her tarafta şimdi öyle burada pilavcılar açılmaya başladı. Üstelik bu pilavcıların genel özelliği şu, ana cadde üstünde olacaksınız ama şehrin merkezinde de olmayacaksınız. Geçilen bir yolda olacaksınız. Yalnız yoldan görülebilir olacaksınız. Fakat altında da meşhur bilmem ne pilavcısı. Allah Allah diyorsunuz bu nerede çıktı? Geçen hafta burada tenteci vardı. Bir anda orada pilavcı oldu. Sonra da diyorlar ki biz işte çok eskiyiz, şöyle eskiyiz, böyle eskiyiz. Değil mi? Pilavın tarihçesi İstanbul'da hakikaten bu kadar eski mi? Ya pilav İstanbul'da evet çok eski yani. Pilavcı olarak pilav ama. Pilav zaten sofralarımızın tek ayrı. Seyyar arabalarda daha çok böyle İstanbul'da daha çok meşhur. 90'lı yıllarda, 70'li yıllarda falan. Bence tabii 70'lerde var. Seyyar araba daha çok meşhur ama evet. Şimdi dükkanlara döndü. Evet. Bu son zamanlarda insanlar artık bu işi dükkanlara doğru taşımaya başladılar. Evet. Ya, kimi zamanda bu nohutlu pilav üstü tavuğa böyle hafif bir karabiber dökerler değil mi? Karabiber zaten olmazsa olmazı. Ketçap. Şöyle ketçapımızı alalım. Ha, ilginç bir ketçap şekilde mı? Evet. Ketçap da bu işin içine girdi. O tabii, da ayrı seyya, bir sezon mutfak çok, mı diyeyim yazık, artık ne diyeyim bilmiyorum. Çok üzüldüm şu anda. Gerçekten şimdi, mi ketçap da dökülüyor? Ketçap koyuyorlar. Ya şaka yapıyorsun. Yazık günah ya. Ya seyyarda dışarıda bu tabii, şekilde ve dükkanlarda. Bunun bir de ayrılmaz bir parçası var. O da biber. Ne oldu şu bu? Biberlerden efendim. Kumpir gibi oldu. Öyle oluyor. Bunu bu şekilde yiyorlar yani. Vallahi herkes, mı? Tabii, kesinlikle. Aa, hayatta ben bu zaman yani. Ketçaplı o güzelim şeyin tadını. Yanına biberi okeyim. Acı biberini okeyim. Efsane olur. Ama ketçabı bilemedim valla. Değişik bir lezzet. Evet. Biberleri de yanına koyalım usta. Normalde ay. Tavuklu pilavı. Evet karabiberini de atalım. Görüntü çok iyi yalnız. Oo, ustam şey muhteşem. Çekme biberler falan atıyor üstüne. Muhteşem oldu. Evet. Var mı tadına bakmak isteyen? Var. Vallahi tabii orada seyirci zaten tabii ki yanımda Merve. Sana bir veremem. Sen evleniyorsun. İyi hadi ver bakacağım ben. Hocam baksın hocam. Yok teşekkür hocam. Ederim. Vallahi bugün çok karıştırdım. Siz lütfen bakın tadına. Ben size güveniyorum. Hocam. Ketçaplı olarak da olan fikrinizi lütfen ketçaplı kısmından şey yapınız. Biber çok acı olabilir, dikkat ediniz. Hocam ben bunu sandviç niyetini yiyorum. Öyle biberleri. Mi? Adanalı olduğumuz için. Aha. Çok güzel. Bayağı acıymış. Evet. Yani salçalı pilav havası oldu hocam şu anda. Domatesli pilav havası oldu. Yani öyle oluyor. Bunu mesela domateslisini yapsa bir pilavcı inanınız fark yaratır. Hakiki hı-hı. Domatesli yani salçayla desteklenmişini yapsın akşamları mesela. Herhalde yapamıyorlar diyorum. Artık çok mu donuyor, şey mi oluyor? Çünkü domatesli pilav dediğiniz zaman o an servis etmezseniz ondan tabii sonra o şey özelliği yoksa pilav çeşitleri çok var ama evet. Bu tezgahta daha çok uzun durmaz. Süre kalıyor. Evet. Dolmalarımız kaynamaya başladı. Kızlar takip edin de. Boşurdamasın. Bu arada biz sen içine kattığın şeyleri bize güzelce şöyle bir evet, anlat. Burada hiç... Ciğer var dedin galiba burada. Nerede ciğer? Ne ciğeri o? Bu dana ciğeri. Dana ciğeri. Dana konusu. Ciğerimiz alınıyor. Küp küp doğranıyor. Kızgın yağda unla harmanlayıp kızgın yağda 1-2 dakika sonra alıyoruz. Ve toz kırmızı biberle evet. Yanına kızartma patates ve sivri biberle servis ediyoruz. Bu mesela bir zamanın hala da var. Var. Hala var. Cam küçük... Evet. Dolaşarak işte biz karışık doğru. Ekmek arası yapanlar hala var. Hocam ciğer çok faydalı ama ya kesinlikle değil mi? Kesinlikle çok ama faydalı. Ama biz mutfağımıza çok fazla sokmuyoruz bence ciğeri yo, artık. Bence bayağı sokuyor artık sokuyor insanlar. Bayağı sokuyorlar. Ciğer yapıyorlar. Vallahi. Çünkü yapması da çok pratiktir. Vallahi. Lezzetlidir. Evet. Evet. Çocuklara yediremeyiz. Yemiyorlar. Çocuk benim yer yer. Kızartırsanız yer. Ama ben ciğeri kızartmam hocam. Yazık günah kızartılır mı ciğer? Bir de una bandırıp. Onu bence yapın. Ben çok güzel yiyeceklerinden eminim size. Çünkü şöyle... O onun kızarmasından bir şey olmuyor efendim. Daldırıp çıkartıyorsunuz. İnce doğrarsanız. Daldırıp çıkartıyorsunuz. O yeterli kadar. Oluyor şey diyorsunuz. Peki. Evet burada iç pilavımız var. Evet. Kuş üzümlü. Kuş üzümlü, çam fıstıklı. Çam fıstıklı. Ve tarçın.
içerisinde. Öyle mi? Tarçın oluyor. Evet. Tarçını bilmiyorum. Bu iç pilav da apayrı bir şey bu tabii efendim. Bu iç pilav. Yine baldo pirinçten pirinç ve çam fıstığımızı kavuruyoruz. Daha sonrasında tarçınımızı, üzümümüzü, üzümü ilave yapıp yine suyunu bir bire bir buçuk ilave evet. edip. Bunu peki hamsili pilavda da aynı şekilde muhtemelen yapılıyor. Aynı şekilde evet hamsili pilavda aynı orada şekilde. Orada biraz hamsinin zahmeti var. Evet. Evet. Peki devam edelim. Burada kavurmamız var. Hı hı. Yine dana etinden yapıyoruz hı, kavurmamızı. Evet. İçerisinde soğan, sarımsak. Çok da yağlı bir şey değil mi? Yaklaşık bir yarım saat falan kavurma işleminden evet. sonra seviyesi lime kadar. Lime lime olmuş zaten baksana şu evet, güzelliğine. Evet güzel pişmiş, tam pişmiş. Hı hı. Daha sonrasında suyunu verip pişirdikten sonra altını kapatıyoruz. Hı hı. Burada kebabımız var, patatesli, patlıcanlı, yine kuşbaşı etli. Üstü beşamel soslu. Evet, üstü beşamel soslu. Hı hı. Fırın kanatımız yine aynı şekilde baharatlandırıp yağını falan attıktan sonra fırına verip çıkartıyoruz. Fırında kanadımız evet. var. Yine fırında patlıcan musakkamız da. Siz o zaman sadece pilav olarak hizmet vermiyorsunuz. Yok, normal biz bizim bildiğimiz başlangıç olarak nohut pilavla başladık. Daha sonra Türk mutfağımızı çeşitlendirdik. Daha sonra da bugün ne yiyeceğiz diye bunları insanlarımızı neşelendirdiniz. Neşelendirdik. Bıyıklar takarak devam ettik. Vallahi harikasınız. Peki kocaman bir alkış gelsin ustamıza. Çok çok teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda Doktor Yavuz Dizdar için büyük bir alkış gelsin. Hocam ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim. İyi ki geldiniz. Sağ çok olun, teşekkür sağ ediyoruz. Olun. Efendim size de çok teşekkür ediyoruz. Gelsin ve Gülizar'la nasıl bir tepmek bu ben anlamadım. Yamuldum. Gülizar. Gülizar. Bir de Nuray. Nuray. Fıstıkçı. Evet. Bir alkışla onları gelse ellerine sağlık diyelim. Şunu şöyle hafifçe bir kaldır oradan bakalım. Biz reklamlara gideceğiz. Reklamlardan sonra Çağla ile yeni bir gün yeni konuyla devam edecek efendim. Bakalım. Allah Allah. Çok Allah harika. Süper. Evet Çağla ile yeni bir gün devam ediyor. Yeni konumuzla birlikteyiz. Obezite ve metabolik cerrahi uzmanı operatör doktor Gürda Ören bizlerle beraber. Nasılsınız? Teşekkürler sizler. Gayet iyiyiz. Hoş geldiniz hocam. Önce tüp mide ameliyatını konuşacağız ama önce tabii ki sorunun temeline doğru gidelim istiyorum. Obezite nedir? Obezite fazla alınan kaloriye bağlı olarak vücutta yağ deposunun artması evet. ve buna bağlı yandaş hastalıkların oluşmasıdır. Şu an dünyada ciddi oranda ölümcül tehlike yaratan ve hızla artan bir sorun. Sorun ama aslında obeziteyi hastalık da diyebilir miyiz hocam? Hastalık olarak, statüsü olarak alıyoruz. Evet. Peki belirtileri nelerdir? Yani artık kaç kilodan sonra, kaç kilonun üzerine çıktığımızda artık bunu obezite diyebiliriz? Bir ölçümü var mıdır yani? Boyuna buna? Göre tabii ki. Esasında bir değerlendirmesi var. Yalnız sadece kiloya endeksli bakmak doğru değil. Öyle mi? Çünkü Amerikan futbolu oynayan futbolcuların kassal yapıları çok fazla. 100 kilodan. Kiloya baktığınızda 120, 130, 140 kilolar ama... onlar obez değil, bir kas yığını. Hı hı. Dolayısıyla sadece kiloya endeksli olarak ameliyat çok doğru karar değil. Esasında güncel şey karın iç bölgesinin yağlanması. Karın iç bölgesindeki yağların fazlalığından hı hı. dolayı obezite oluşuyor. Yani burada kas ve yağ oranı aslında çok önemli değil mi? Evet, ne kadar kasımız var, ne kadar yağımız yağ var. Ve kas oranı. Peki sizce neden bu kadar çoğaldı obezite? Sosyal yaşamdaki değişiklikler, hı hı. beslenme şeklimizdeki değişiklikler. Televizyon. Hareketsizlik değil mi? Yeşil alanların azlığı. Hı hı. Hareketsizlik ama kalori bazlı olarak da yüksek miktarda kaloriye çok rahat ulaşabilmemiz. Evet doğru. Peki obezite tedavi edilmezse önce bir konuşalım sonra tedavi yöntemine geçeceğiz ama hangi hastalıklara davetiye çıkartıyor? Bir defa esasında en öncesi hastanın sosyal hareketlerini kısıtlıyor. Ya sadece sosyal hareket değil mi? Oturması, kalkması, işte, eğilmesi, ayakkabısını bağlaması tuvalete değil mi? Gitmesi, banyosu, temizliği. Onun dışında yemek borusu, kalın bağırsak kanseri ve meme kanseri için hazırlayıcı olarak düşünülüyor. Öyle zaten mi? Özellikle bayanlarda meme, erkeklerde de kalın bağırsak kanseri kanserler içinde zirveleri oynuyor. Bunda da obezitenin oldukça bir etkisi var. Hı hı. Bunun dışında uyku bozuklukları, hı hı. romatizmal hastalıklar, evet. eklem problemleri, hı hı. tansiyon, şeker, buna bağlı kalp problemleri Doğru. gibi neredeyse her yere etkisi oluyor. Etkisi oluyor maalesef. Evet. Peki obezite ameliyatla tedavi ediliyor. Nasıl bir yöntem uygulanıyor? Güncel olarak kullanılan 3 ameliyat türü var. Esasında detaya inildiğinde 15-20'yi buluyor bu. Öyle mi? 15-20'yi çeşit buluyor olarak çeşit yani. Olarak.
farklı farklı. Fakat ilk etapta hastalarda tercih edilenler 3 tipi var. Biri tüp mide denilen bir operasyon. Diğer ikisi mide bypassları içeren bir operasyon. Birbirlerine karşı üstünlükleri, avantaj ve dezavantajları var. Fakat şu an en revaçlı olanı tüp mide. Peki tüp mide ameliyatları kimlere yapılabilir? Obez hastalara. Sadece obez hastalara. Evet, obez hastalara yapabilir. Yapamadığınız hastalar var mı mesela? Onu konuşalım o zaman. Şey olarak mı? Cerrahi evet, olarak yani mı? Evet, yani ne olur da yapamayabilirsiniz mesela? Şimdi bazı alkol ve uyuşturucu madde bağımlılarına yapılmıyor. Ciddi oranda yeme bozukluğu olan kişilere yapılmıyor. Bir de kanser gibi kronik hastalıklara maruz kalmış. Yaşam süresinin çok uzun olmadığı düşünülen bir gruba da yapmaya gerek duyulmuyor. Şeker hastalarına yapılabiliyor mu? Tabii şeker hastalarına yapabiliyor. Bunun için metabolik cerrahi denilen bir grup var. Tipiki şeker hastalarının tedavisinde kullanılıyor. Fakat her tip 2 de bu operasyona olamıyor. Çünkü tip 2'nin altındaki bir grup ileriki zamanda tip 1'e dönüyor. Bu operasyon da tip 1'lere faydalı değil. Onun için bazı testlerle hastalar değerlendirilip operasyon için uygun olup olmadığına karar veriliyor. Ama tip 1 üzerine de çalışmalar var ama daha ispatlanmış bir data yok. Evet. Peki ameliyat olmadan önce siz kişilere mutlaka bir diyet, bir kilo vermesini öneriyor musunuz öncelikle? Yoksa mutlaka geldiklerinde zaten artık son nokta olmuş oluyor ve her şeyi denemiş ve başaramamış mı oluyor? Tabii zaten hastanın bir defa diyet ve spor çalışması ve denemesi şart. Yani çünkü bu cerrahi hazır bir lokma olarak görmemek. Tabii yani. Yani bir hastanın bir süre en azından bu konu üstüne çalışmış, gayret göstermiş olması lazım. Çünkü en doğal ve en iyisi kendi yaşam tarzındaki değişiklikle zayıflaması. Doğru. Peki öncesinde bir hazırlık gerekiyor mu? Şimdi ameliyatın nasıl yapıldığını soracağım ama öncesinde neler yapılıyor? Öncesinde hastanın hikayesine bağlı. Hastanın kalp, akciğer, iç organ kapasitesi, bunların çalışma durumları, mevcut kullandığı ilaçlara göre mide rahatsızlıkları var mı yok mu ona göre hasta değerlendirip ilk önce o tetkikler tamamlanıp operasyon. Çünkü acil bir operasyon olmadığı için optimum en iyi şartta girmek, en iyi hazırlıklı dönemde girmek lazım. Astım atağı olanlar var, kalp problemi olanlar var. Düzensiz bir şeker kan seviyesi olanlar var. Bunların hepsini düzenleyip en uygun zamanda hastayı almak lazım. Evet, bu süreç uzun bir süreç olabiliyor mu bazen? Kişinin hikayesine ve hastalığına bağlı. Evet. Peki tüp mide ameliyatı nasıl yapılıyor? Tüp mide ameliyatı, ben bir maket getirdim. Tamam. Midemiz zaten herkes biliyor sanırım. Evet, bu şekilde. Midenin şu kısımdan kesilerek şu kısmın dışarıya alınmasıdır. Bu şimdi normal ortalama mide mi yoksa ortalama biraz büyük mide mü? Normal mide mi bu? Yani ortalama bir mide. Evet. Biz operasyondan önce hastanın ağzından midesine bir guide yerleştiriyoruz ki. Guide bunun, dediğiniz bu hortum mu? Hortum oluyor. Bunun kalınlığı 1 santim ile 1,5 santim arasında kullanan cerrah ve ülkeye göre değişiyor. Kimi 1 santim kullanıyor, kimi 1,5 santim kullanıyor. Bunun amacı keseceğimiz zaman bize rehberlik etmesi. Yani standart düz bir kesim yapabilmemiz için. Bunu mideye yerleştirdikten sonra siz burada elinizde de hissedebilirsiniz. Evet. Yani bizim sınırımız burası oluyor artık. Keseceğimiz yerin başlangıcı midenin çıkışından yine ülkeye ve cerrahe göre değişiyor. Standardı yok. Mide çıkışından 2 santim uzaklıktan 4 santim veya 6 santim uzaklıktan olabiliyor. Bunun da standardı yok. Daha sonra işlem. Bu aletler sayesinde yapmaya başlayabildik kapalı olarak. Çünkü bu ameliyatları biz eskiden de biliyorduk. Fakat açık cerrahi yapmak çok riskli olduğu için obez hastada tedavi yapmıyorduk. Fakat kapalı cerrahi usullerindeki aletlerdeki gelişme bizi bu ameliyatları yapabilir hale geldi. Onun için hastalar bazen şey yapıyorlar, bu ameliyatları sanki böyle son 5-10 senedir yapıyoruz. Ondan önce hiç bu ameliyatlardan ilgimiz ya da bilgimiz yokmuş gibi düşünüyorlar. Yok öyle bir şey. Sadece alet değişti. Evet. Ben bunu size vereyim. Bir tane yapsaydınız hocam. Öyle mi? Evet. Şöyle koyup koyuyoruz. Biraz yukarı kaldırabilirsek. Şöyle. Ha bu şekilde
gördüğünüz gibi midenin çeyini ikiye ayırdı. İki tarafa seri zımbalar atıyor titanyumdan oluşması. Hem kesiyor hem dikiyor yani. Evet. Şimdi dikiyor tabiri belki yanlış oldu ama gördüğüm söylediğim için söyledim. Değil mi? Evet, orayı aynen hem öyle. Kesiyor hem de kesilen yeri kapatıyor aynı şeyler zamanda. Şeyler var evet. Bir de şu şeyler var. İşte bazı doktorlar, bazı hastaneler işte tekrar tekrar kullanıyormuş şeklinde. Bunlar esasında disposable. Yani öyle ya da böyle bir defa atılır. Yanlış bir ateşlemede de devre dışı kalır, bir daha kullanamazsın. Hmm. Yani bunu artık bu çöptür. Ha, anladım. Peki devam edelim. Bunu şu şekilde fazlasını şimdi... Evet hocam. Ben değil. Dolmadan sonra bunu yapacağım. Şimdi buradan şeyi hissediyorsunuz, guide'ın rehberliğini ki düz olsun ha, diye. Onun çevresinden mi evet, gideceğim? Şunun evet, çevresinden aynen, gideceğim. Aynen biraz öyle. Şöyle şöyle çevirelim. Sıkıştırın. Yok sık. Sıkıştırın. Evet, inşallah tüp mide ameliyatını da yapacağım. Oluyor mu bir hocam? Dakika, hocam bir elinize dikkat. Şöyle bir bakayım ben. Hastayı galiba kaybettik hocam şu anda. Evet. Anestezist hemen sizi uyarır. Evet, beni uyardı anestezistim. Şöyle sıkın. Evet, sıkıyorum hocam. Sıktınız. Sıktım. Şurada bir şey var, ateşten bu. Bırakabilirsiniz onu. Ha. Şimdi yapın. Sıkın bir daha onu. Evet, devam. Hocam devam. Eliniz... Yok, bir şey olmaz, merak etme. Hocam ne oldu? Hasta gitti şu an. Mide. Yok. Kırdım mı? Ne yaptı bir şey? Aa oldu oldu tamam. Yapmışsınız. Yaptım yaptım. Ama zor bir işlenmiş yani. Yok evet. Değil de. Peki bunu bu şekilde kestik ve mide neredeyse yarısından fazlasını çıkarttık. Bu ne demek oluyor yani? Kalan mide şöyle göstereyim. Midenin şu bölümü. Açlık hormonu derler, işte açlık duygusunu sağlayan madde derler. Hı hı. Şu bölümde salgılanıyor. Evet. Bu bölümün çıkarılması, biz şuraya kadar çıkardığımız için, o bölüm vücut dışına alındığı için bir açlık duygusu tüp mide operasyonu olan hastalarda daha azdır. Daha az oluyor. Kişiden kişiye ameliyattan sonra kimi hastada neredeyse hiç yok, kimi hastada çok az var. Hı hı. O şekilde seyrediyor. Çünkü bu açlık şeyinin %30, %40'lık bölümü bağırsaklardan salgılanıyor. Hı. Artık ameliyattan sonra kişinin ne kadar salgılanacağına bağlı. Hı hı. Bu şekilde ve hasta daha az. Çünkü yaklaşık 1,5 litreye kadar bir hacmi olan mide. Evet. Başlangıçta operasyondan sonra 200-250 mililitre. 6 ay sonra da 300-350 mililitreye kadar hacime ulaşabiliyor. Tabii, evet. Fakat burada şey yapan mesela kişiler ben 3 köfte yiyorum, öteki 1 köfte yiyor, hı-hı, öteki şu köfte, hı-hı, yiyor. Esasında bunda etkin olan midenin bir hareketi. Hı-hı. İkincisi midenin çıkışında ince bağırsağa bağlayan kapakçığın genişliği. Hı-hı. Çünkü bazı insanlarda o kapakçık nispeten dar olduğu için mide boşalması gecikiyor. Onun için diğeri bir kase çorbayı rahat içerken öteki ben içemiyorum diyor. Tabii bu da tamamen yapısal. Yapısal bir şey. Peki ameliyattan sonra kişiyi neler bekliyor? Ameliyat oldu, bitti. Birinci hastanede gün. Evet tabii ilk gün gözünü açtı. Sonra neler oluyor? Ağrısı sızı oluyor mu? Ağrısı çok değişken. Hastaneden ne zaman evine gidebiliyor? Ameliyattan sonra ben ikinci, üçüncü saatte oturup benimle çok rahat sohbet edebilen hasta olduğu gibi öfleyip püfleyen de oluyor. Olabilir. O ya bu genellikle ameliyattan sonra bir 4-6 saatlik bir süreyi kapsıyor. Hı hı. 4-6 saat sonra hastalar yürümeye başlıyorlar. Hı hı. Ertesi gün bekleyen en önemli şey... O gün yemek yiyor mu? Bir şey yok, yiyor hayır mu? Bir sıvı herhangi bir şey? Vermiyoruz. O gün asla vermiyorsunuz. Yok, vermiyoruz. Ertesi gün evine mi gidiyor? Yok. Ertesi gün, hı, hastanın bağırsak hareketlerinin olması ve gaz çıkarması. Herkesin operasyon olan herkesin bildiği meşhur, hı hı, gaz çıkarması lazım. Bu bize sistemin çalıştığını gösteriyor. Hı, işlerin yolunda gittiğini işlemin gösteriyor. İşlemin yolunda gittiğini gösterir. Hı. Daha sonra biz hastaya bir kaçak testi yapıyoruz. Bu kaçak testi de şu prensibe dayanıyor. Hastanın ameliyat yerinin kenarına biz bir diren koyuyoruz. O vücut dışında. Evet. Ağızdan... mavi renkli bir solüsyon içiriyoruz ki amaç bu hattan bir sızma olacak mı olmayacak mı diye. Onu görmek için. Hattan sızma olursa direnden gelecek ve biz de o hastanın kaçağı olduğunu. Kaçağı haberi olursa ne yapıyorsunuz peki hocam? Erken saptadıktan sonra aynen şurasının kaçak olduğunu düşünün. Midenin, hı-hı, içine böyle bir stent yerleştiriyoruz, hı-hı, ki gelen gıda
o stentin içinden geçip gitsin. Böylelikle buradaki yara da iyileşsin. Kaçak yoksa da her şey yolunda demek oluyor. İkinci günde taburcu oluyor. İkinci günde artık taburcu oluyor. Peki sonrasında nasıl beslenmesi öneriyorsunuz? İlk günlerde herhalde haldır uldur yemek yiyemiyordur. Yok. Daha çok sıvı mı besleniyor? Bir koruyucu bir gidişimiz var. Bu zamanla bence tecrübeler arttıkça daha da değişecektir ama şimdiki gidiş 10-15 gün sıvı, daha sonra 10-15 gün bir püre ve püreden hemen sonra artık normal katı yiyeceklere geçiş şeklinde. Evet. Bunu uygulamayan merkezler de var. Hı hı. Biz uyguluyoruz, kötüye göre ayarlıyoruz, midesi nazlı çalışana göre ayarlıyoruz ama kişinin gidişi yolum bize gösteriyor. Peki sonrasında tekrar normal yeme düzenine döndüğünde ve atıyorum 3-5 sene sonra tekrar kilo alması mümkün oluyor mu? Alan hastalar var mı? Alırsa ne oluyor? Şimdi hasta 120 kilo, ideal kilosu 80 diyelim. 80'e düştü. Eğer beslenme düzeninde bozukluk varsa hazır gıdalar. Tabii. Yüksek kalorili gıdalarla gidiyorsa 100-105'e kadar çıkar. Alır yani. Yine alır. Alır. O aslında ona yeni bir başlangıç sunuyorsunuz siz evet. Ona değil mi? Çok büyük bir şans çok veriyoruz bir şans. Esasında. Hı-hı. Ama o şansı kullanıp kullanmama. İhtimalini de onlara bırakıyorsunuz. Tabii onun için takip ediyoruz. Zaten takibin önemi burada çıkıyor ortaya. Hı-hı. Hastaları bıraktığınız zaman geçmişten gelen alışkanlıklarına bir dönme eğilimi oluyor. Evet. Onun için ben hastalara her zaman söylediğim şey, en önemli şey diyetisyeninizle ve doktorunuzla ilişkiyi koparmayın. Beraber yürümek aslında. Mide küçüldüğü için eski yeme sistemine dönse bile porsiyon olarak birazcık daha azalıyor diye düşünüyorum. Tabii, hacim olarak azalıyor ama fakat hastalar bu sefer hacmi az, kalorisi yüksek şeye gidiyor. Ama yok yapmasınlar öyle bir şey hocam yani. Peki tüp mide ameliyatından sonra seyahat etmekte bir problem oluyor mu? Uçağa binmekte basınç yok, vesaire olmaz. Falan filan hiçbir şekilde olmuyor. Peki tüp mide ameliyatı sonrasında hastalarınızın özellikle spor yapmasını, hayatına sporu katmasını, hayatına hareket katmasını tavsiye ediyor musunuz? O çok en önemli. Hem kilo vermelerini daha sağlıklı, hem metabolizma hızını artırır, hem de fiziksel görünüşlerinin de daha bir derlenme, toparlanmaya neden olur. Çünkü kilo verdikten sonra en büyük problem sarkma. Doğru, doğru. Buna engel olabilmek için de en iyi yapılacak şey... Eş zamanlı hareket evet. Ve spor yapmak, evet. Öyle değil mi? Peki, harikasınız hocam. Çok çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz değerli bilgiler için. Kocaman bir alkış rica ediyorum. Ben teşekkür ederim. Yayınımızın bugün de sonuna geldik efendim. Yarın yine aynı saatte burada buluşmayı ümit ediyoruz. O anda da kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. We'll be right back.